Yani kiminiz karanfil sever, bunlara benim şahsi görüşüm ve yaşam tecrübem sevgi alanlarına bilimsel durumu karıştırmayın. Ben fotoğraf çekiyorum, sergi açıyorum, 200 küsür sergi açtım. Ben o fotoğraflardaki hatayı da biliyorum, görüyorum da. Ama ben öyle bir fotoğrafı insanlarla paylaşmak istiyorum. Benim zevkim. Fotoğraf yarışmasına da girmem. Kimde seramik yapıyoruz? Burada da bir sergi açarız inşallah. Bakalım beğenir misiniz? Bilemiyorum. Şimdi Kur'an'da yani bir seçim yaptım. Tabii ki farklı ayetler görebilirsiniz. Ama bize yol gösterecek ve hem yol gösterecek hem sınır çizecek. Kur'an'ın çok önemli bir vasfı vardır. Size bir yol gösterir, sonsuz gidersiniz hayalinizin, aklınızın erdiği yere kadar. Ama kenarlara muhakkak işaretler koymuştur. Oralara sapmayın. Anlatabildim mi? İstediğim kadar şöyle inanırım diye, evet doğru. Ama sapılmayacak yerler işaretlenmiştir. Onun için özellikle Kur'an üzerinde konuşuyorsak veya inancımızı birisine ifade ediyorsak onu da hem genişliğini ifade etmemiz lazım hem de sınırlarını koymamız lazım. Aynen dün Ulu Cami'de olduğu gibi. Orada ayet net yazıyor. Allah'ın emirlerine uyunuz, peygamberi takip ediniz, salih Müslümanlarda birlikte olunuz, münafıklardan uzak durunuz. Allahu Ekber tam onun karşısında münafıklık yapıyor. Neden? Yazıyı bilmiyor. Ne düşünüyor? Yazı kutsal. Var mı bir yerde yazı kutsal diye? Yazılan kutsaldır. Bilgi kutsal. Yazı bir işarettir. Fransız başka harfle yazar. Hindu başka bir harfle yazar. Çinli şimdi V yazsa V olmayacak mı? Soruyorum size. Hayır, düşünebiliyor musunuz? Olmayacak mı? Yahudi yazsa veya olmayacak mı? Farisi yazsa olmayacak mı? Biz böyle yapıyoruz V'yi. Olmayacak mı? Gördüğü zaman her millet V sesi çıkarıyor arkadaşlar. V okuyor onu. Doğru mu? Doğru. Böyle. Onun için ikisini birbirine karıştırmamak çok önemli. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Şimdi demek ki bir düzen var. Gündüz varsa gece olacak, gece varsa gündüz olacak. Bu kutuplarda da böyledir. Bizim gibi 24 saat içerisinde gece gündüz olmaz. 6 ay gece devam eder. Gidenleriniz varsa, yani ben mesela bir çalışma için gittim ne kutbu Danimarka'ya. Vallahi 6 aylık kişi bir ayda sinirlerim bozulmaya başladı. Ben sabah kalkıyorum gece, öğlen gece. Ya bir ara bir saat işte aydınlanır gibi oluyor. Ben yine gece. Bir de yağmur yağıyor. Tamam dedim Orhan, 24 saat değil. En azından 6 saat uyuyarak şu deneyi yap. Hastaneden şeye de gitme, kalacağın yere. Yat, kalk şurada laboratuvarda, devam et. Bitirdim, döndüm. Oh aman ya Rabbi. Peki, yani ortada bir düzen olduğundan bahsediyor bize. Ölüden diriyi çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızık verirsin. Bakın, ölüden diri çıkar mı? Ölüden diri çıkar mı? Gözünüzle görüyor musunuz ölüden diri çıkar mı? Bakın bir tohumu toprağa atmadığınız sürece canlı olup olmadığını, oradan bir bitki meydana getirip getirmeyeceğini bilemezsiniz. Laboratuvarda biz onu 10 tane tohum buraya ayırırız, 10 tane tohum buraya. Bir tanesini parçalar içindeki genlere bakarız. Tamam bunlar doğrudur tohum deriz. Öbürlerini ekeriz. Oradan büyürse hücrelere de aynı şeyi yaparız. Ölüden, sağdan, şundan bundan, ölü aldığımız, hücreyi aldığımız zaman adam defnedilir, laboratuvarda devam ediyor. Benim talebeyken aldığım hücreler şu anda deneyde kullanılıyor. O hücrelerin sahipleri Allah rahmet eylesin. Peki, o adam mezarında mı, benim laboratuvardaki şişemde mi? Bu metinlerle bunu açıklayamayız. Açıklamamız gerekli diye de düşünmüyorum ben. İki, yok iken var oldu. Değil mi? İnsanı yarattım dediğine göre insanın yaratılmamış, insan olarak yaratılmamış bir durumu vardı. Demek ki diri değildi o zaman. Öbür ayet ne diyor?
Yaparız, şekil veririz, ruhumuzdan üfleriz. Tamam mı? Anlaştık mı? Yani bu bir şey cansızdır diye ona değer vermemeye hiçbir kapımız yok bizim. Biz canlıya da cansıza da değer vermek durumundayız. Ama biz Hindu değiliz. Karmaya girip de köpeklere bakıp, aa bu benim amcamdı, kötülük yaptığı için köpek olarak doğdu yeniden demeyiz. Tamam? De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, demek ki biz göğü ve yeri baktığımız zaman, bakın dikkat edin, bu çok önemli. Göklerin çoğul burada. Çoğul. Tekil değil. Yer, tekil kelime. Demek ki birden fazla gök var. Bizim gözlerimizin algıladığı bir alan var. Daha sonra anlatacağım size bilim neler bulmuş bu konuda diye. Ama tekrar altını çiziyorum. Kur'an-ı Kerim bilim kitabı, astronomi kitabı, fizik kitabı, biyoloji kitabı değil. Lütfen. Yani bu işlerle yanlışlık yapmayalım. Pardon. Hızlı gitti. Ne oluyor ya buna? Ha, evet. Yaratıcısı olan, bakın Allah'ı tarif ediyor. Gökler ve yer üzerinden Allah'ı tarif ediyor. Allah kendini tarif ediyor. Yani bana Allah diyorsanız ben böyleyim. Böyle düşünün. Net. Dedim ya, Kur'an hem genişlik yaratır hem o genişliğin sınırlarını çizer. Demek ki biz Allah'ı düşünüyorsak kafamızda, bütün bunları yaratan olarak düşüneceğiz. Besleme kelimesi nasıl bir şey? Besleme yaratmadan farklı bir kelime değil mi? Yani biz canlı, çocuk canlı olarak doğuyor, anne sütüyle besleniyor. Ne anlama geliyor bu? Çocuğun canlılığını ve canlı olarak varlığını sürdürmesi sağlanıyor. O zaman kainatı Allah'ın yarattığına inanıyorsak, aynı zamanda kainatın varlığını sürdürmesinin de Allah'ın düzeni olduğuna inanıyor olmamız lazım. Anlatabildim mi? Yarattı bitti diye bir şey yok. Zaten ayet var. Her an yaratma üzerindedir. Bu süre gelen bir şey. Bu aynı zamanda neyi getiriyor bize? Demek ki bir şey sürekli desteklenerek varlığını sürdürüyorsa, destek kesilirse ne olur? O şey, o şey olmaktan çıkar. Tamam mı? Burada çok önemli bir kriterimiz var. Kendisinin ise bunlara ihtiyacı yok. Kendi varlığı Allah'ın, demek ki bizim canlılardan ve dünyadan ders alarak tasavvur edebiliriz. Sadece Allah'a yönelebiliriz. Ama onu, o varlığı tam olarak kavrayamayız. Anlaştık mı? Kendisinin beslenmeye ihtiyacı yok. Onun için kul huvallahu ehed çok önemli bir ayettir. Ayetlerin hepsi önemlidir. Ama bizim muhakkak onu anlamadan devam etmemiz mümkün değil. Fatiha ile niye kul huvallahu okuyoruz çok ciddi bir şekilde? Tabii anlayarak okuyorsanız, anlamayarak okuyorsanız Arapça konuşup geçiyorsunuz. Öyle yani. Yani şefaat ya Resulullah diye gidiyorsunuz Ulu Cami'ye. Orada yazmış, büyük günahları olanlara şefaat ederim diye. Eğer anlıyorsanız o zaman hemen camiden çıkıp büyük bir günah işlemeniz lazım. Şefaat öyle yazılı. Cafer bana öyle bakma yani, öyle yazılı. Tamam mı? Bugün birisiyle konuştum, kitabın yazarıyla. Ama diyor bu hadis. Ama Kur'an'da öyle yazmıyor dedim. Ama diyor hadis. Kardeşim bakın, hadis ilminde de çok önemli bir ölçü vardır. Kur'an'a uyar hadisler. Kur'an'da aynı konuda bir hüküm varsa Kur'an hükmüdür. Hadis rivayet olduğu için üzerinde düşünülür. İmam-ı Azam da seçmiş. Bütün hadis kitaplarının yazarları hadisleri önce toplamışlar, sonra seçerek kitaplarına koymuşlar. Anlatabildim mi? Peki, ihtiyacı yokmuş hiçbir şeye. Böyle bir varlıktan başkasını mı dost edineceğim diye kendi kendimize sormamız lazım. Demek ki bizim gerçek dostumuz, bizi yaratan, bizim varlığımızı sürdürmemizi sağlayan ama kendisinin bütün bunlara yaratılmaya veya varlık sürdürmeye ihtiyacı olmayan. Bizim dostumuz bu. Başka bir dost arıyorsak kayıyoruz demektir. Bana teslim olanların ilki olmam emredildi. Peygamber ifade ediyor bunu. Ve sakın Allah'a burada ayet ortak koşanlardan olma.
Kendine söylüyor. Tamam? Ortağı da olmayacak. Yaratacak, yaratılmaya ihtiyacı olmayacak. Yaratılanın varlığını sürdürecek, kendi varlığını sürdürmeye hiçbir şekilde ihtiyacı olmayacak. Tamam? Ve asla ve asla hiçbir şekilde, hiçbir şekil, hiçbir şey, hiçbir şey ortak olmayacak. Allah'a ibadet ediyorsanız sadece Allah'a ibadet edeceksiniz. İslam bunu istiyor. Net, yazılı. Kitabımız buysa, kitapta da bu yazılı. Anlatabildim mi? O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Demek ki bu yaratılış içerisinde bir hak var. Bir de dikkat edin, çok önemli, hikmet var. Yani bilgi var. Bizim bilgimiz asla Allah'ın bilgisine eşit olamaz Kur'an'a göre. Çünkü sürekli ikaz edilir insan. Gerçek bilgi sahibi Allah'tır. Gerçi melekler sorduğunda insanlara isimleri öğrettim demiştir. O zaman biz bize öğretileni çalışıp ortaya çıkardığımız kadar biliriz. Ama boyumuzun ölçüsünü de bilmek lazım yani. Anladın mı? Bunu da kaçırmamak lazım. Onun sözü gerçektir. O zaman Kur'an'daki sözler üzerinde bilimsel tartışmaya kapı kapalı. Bu gerçek diye iman ediyorsak ettik. Etmiyorsak etmedik. İfsat olduk. Din böyle. Yani doktor bey bana bu ilacı verdin ama gerçekten bana iyi gelir mi gibi bir şeyi adama sorabilirsin. Veya başka eczaneye, doktor bana bunu yazdı ama başka bir ilaç var mı diye ona muayene edip öbürüne gidebilirsiniz. Ama Kur'an'a iman ettiyseniz, ya bu Kur'an'ın başka bir tarafı var mı diye evirip çevirmeyin yani. Anlatabildim mi? Böyle bir şey bu. Onun sözü gerçektir. Ha, şimdi bakın, yaratılış bitti, tam zıddı başladı. Sur'a üflendiği günde mülk O'nundur. Mülk sürekli O'nun. Sur'a üflendiği gün dahil. Gaybı da görülen alemi de bilendir. Biz bazen haddimizi aşıyoruz. Gördüğümüzden farklı bir şey. Ya ben bir şey rica edebilir miyim? Bir bardak suyla bir tane şeker, tuz, dışarıdan da azıcık toprak getirir misiniz? Şu cümleyi anlatayım ben size. Evet, evet. Şimdi, gaybı da görülen alemi de bilendir. Demek ki biz bir şeyleri görmüyorsak o alem yok demek değildir. Onu bir bilen vardır. O da bizim inandığımız Allah'tır. Bakın, inandığımız Allah'tır. Benim görmediğim ama Allah'ın gördüğü alemi bana göster diye birisiyle tartışmaya girmeyin. O onun derdi. Peygamber'e bile uyarılmıştır. Sen tebliğden sorumlusun. Üzülme. Nuh beddua etmiştir kavme. O da gemi yaptırmıştır, kurtulmuştur. Değil mi? Lut'un aynı şey geliyor başına. Geri dönme, bakma. Hanımı dönüyor, taşlaşıyor. Bunlar bizim inandığımız şeyler. Gaybı da görülen alemi de bilendir. Şimdi bundan 50 sene evvel, yani ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum, meteorolojide böyle ufak tefek böyle hava raporları verirdi. Bizim evde bazıları, Allah rahmet eylesin, bak 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 Allah'ın işine karışıyorlar derlerdi. Şimdi içinizde meteor.com ve şeye gov.tr'ye girip de bir yerlere ayarlarken bakmayan kaç kişi var diye merak ediyorum. Yahut da televizyonda meteoroloji haberleri başladığı zaman aa Allah'ın işine karışma, tövbe estağfurullah diye kapatan kaç kişi var? Var mı arkadaşlar? Bilmiyorum, vardır belki, bilmiyorum. Benim akrabalarımdan bazıları yıllarca evine radyo koymadı. Evet, yani. Ama o arada arabaya bindi. Benim hemşerilerden bir tanesi, çok güzel bir olaydır. Bu fıkra falan değil, bu gerçek. Karadeniz fıkraları fıkra değildir. Fıkra gibiyse Karadeniz fıkrası değildir. Yani gerçektir hep. Ramazan günü taksici eve yetişmeye çalışıyor. Yoldan da bir müşteri alıyor aynı doğrultuda. Adam başlıyor şimdi buna. İşte siz taksiciler öyle böyle içer misin bilmem ne, kafadan konuşuyor. Ondan sonra sünnete şöyle, sünnet böyle bilmem, Boğaziçi Köprüsü'nü geçiyorlar karşıya. Bu el frenini bir çekiyor, in aşağı diyor. Ya nasıl oldu evladım? İn diyor, in. Deveye bin sen diyor. Sünnete uy. Hadi Allah'a ısmarladık. Bu çok önemlidir ama. Bakın ne kadar güzel bir şey. Alimce bir şey bence. Alimce bir şey.
Her devrin kendi koşulları var. Yani. Ha, bir tanesi geçen gün bana konuşuyor. İşte diyor, peygamber okudu, üfledi, şu oldu, bu oldu. Kardeşim dedim, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen okuyan birisine benziyorsun. Estağfurullah filan. Uhud Savaşı'nı okudun mu dedim. Okumam mı dedi filan. Hakikaten de bilgi diyor adam. Bir de topluluk var. Dedim, peki niye zırh giydi? Ha, soruyorum dedim, niye zırhlı giydi? Üstelik ihmal edilip cephe terk edildiğinde bir yerde neden alnı dişi de kırıldı? Neden oldu bunlar? İslam bize tedbirsizliği falan söylemiyor. Peygamberimizin yaptığı hayat, yaşadığı hayat ortada. Yapmayalım bunları. Niye hendek kazıyor? Böyle bir üfleseydi. Allah bizden gayret bekliyor. Yok öyle bir şey. Şüphesiz Allah, geldik. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarandır, diriden ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah, nasıl çevriliyorsun. Yani Allah'ı ya böyle kabul edin, ya çevrilmiş olursunuz. Eyvallah. Oo, bayağı servis çok güzel. O hepsinin kimya laboratuvarı oldu burası. Şimdi arkadaşlar, demin ağzımızdan çıkan cümleyi size soracağım. Hokus pokus yapmıyorum. Elimde, bak arkadaşım, tuz var değil mi? Var değil mi? Görüyor musunuz? Peki. Biz laboratuvarda yaparız. Deminki tuzu gören var mı? Gören varsa bir arkadaşa gösterin. Tuz yok oldu mu? Hem görmüyorsun hem yok değil diyorsun. Nasıl oluyor? Daha önce gördüğün için. Tanecikler içinde olduğunu nereden biliyorsun? Belki yalan söylüyorsun. Nereden bildin? Sana hocalar öyle anlatmış. Bunda değil kardeşim, bunda var. Buyurun. Ha, bunda tuz var dersen bana inanırsınız. Ama ver kardeşim, ver hocam. Bir tadına bakayım, bir ölçeyim derseniz bilimsel çalışma yaparsınız. Aradaki fark bu. Anlatabildim mi? Bu bardaktaki tuzu, burası kadar bir bidonun içerisine döksem, bunun içerisindeki tuzun var olup olmadığını daha ileri düzey bir deneyle bulurum. Hiç yolu yok, benim hayatım böyle geçti zaten. Anlatabildim mi? Yani benim hayatım aşağı yukarı, buradan Ulu Cami'ye kadar bütün tozların içerisinde bir tane tozun neresini nasıl kırık diye bulmakla geçti. Ve çıkıyor, kesin. İmza atıyoruz altına. Tamam? Peki, bu böyle oldu da, şimdi bir deney daha yapalım. Bu da böyle bir şey, tanecikli. Görüyor musunuz toprağı? Toprağı görüyorsunuz da tuzu niye görmüyorsunuz? O da tanecikli. Peki, al. Kaya tuzu eritsem ne olacak? Cin Ali. Kaya tuzu da eritsem görmeyeceksin. Al, hepsini dökeyim. Ne olacak? Üstüne de biraz şeker koyayım. Peki deminkini görmediniz de, şimdi niye görüyorsunuz? Efendim? Karışsa görmeyecek misiniz? Eve gidince tuz, suyun içerisinde tuz eritin bakalım. Bir müddet sonra erimeyecek. Isıtırsanız eriyecek. Kainat da böyle, şimdi kainatı böyle anlatacağım işte. Gayet basit. Hoca anlatıyor, kimse anlamıyor dediler de inada bindirdik işi belki de. Evet arkadaşlar, bizim görmediğimiz bir şey yok demek değildir. Anlatabildim mi söylediğimi? O zaman teknoloji ve bilim onu bize görünür hale getirebilir. 150 sene evvel kanın içerisinde kaç tane hücre var diye, hatta 200 sene evvel bilmiyorduk. Bundan 30-35 sene evveline kadar sağlam bir insanı birer milimlik dilimler halinde kesip içine bakamıyorduk. Doğru mu? Soruyorum ben size. Doğru mu? Nasıl bilmiyorsun doğru olduğunu? İyi de üstüne para veriyorsunuz. Sıra bekliyorsunuz. Şu hastanede olursa 2 ay bilmem ne özele giderseniz tomografi arkadaşlar. Manyetik rezonans.
size baktığınız zaman filme birer milim arayla tıkır 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 vücudunuzu görüyorsunuz. Görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Hiç görmediniz mi? Hiç çevrenizde çektiren olmadı mı? Eskiden bizim beyin cerrahı arkadaşlar kafayı açan ne var diye bakardı. Röntgende çıkmaz çünkü. Şimdi nereden açacak? Kaç milimetre ki? Robot yapıyorlar, robotu da yüklüyorlar ve beraber ortak çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Ya şu kadarcık parmağım girecek kadar, hatta daha küçük delik açıyor adam. Safra kesesi ameliyatını bitiriyor, dikiyor, tamam. Nerede görüyor? Ekranda görüyor. Adamın safra kesesi masada. O ekrandaki gördüğünü ameliyat ediyor. Doğru mu? Ya böyle bir şey. Kardeşim sen aslanın içine bakmıyorsun, ben sana güvenmiyorum. Çık ameliyathaneden diyor mu kimse? Hatta üstelik o kişiye gidiyorsunuz. Yara daha çabuk iyileşecek diye. Nereden güveniyor? Orayı kestiği yerin orada gördüğü yer olduğunu. İçinden bir tereddüt geçse ne olur? Tamam, burada nokta koyayım. Böyle devam edersek bu akşam bitiremeyiz. Peki, şüphesiz, peki. O gökleri ve yeri, dikkat edin, yaratma nasıl olacakmış? Bizden farklı bir şey. Böyle bir yaratmayı kendimiz için söyleyemeyiz. Hiçbir örneği olmadan. Bakın, hiçbir örneği olmadan. Biz maddeleri birleştirerek yeni yeni şekiller, oluşumlar yaratabiliriz veya ortaya koyabiliriz. Yani ağaçlar vardır, topraklar vardır, sıvalar vardır ama şu binayı yapmak için bir plan çizeriz, onları bir araya getiririz. Ama dikkat edin, ağaç vardı, toprak vardı, halı vardı, perdeyi dokuyacağınız pamuk vardı. Anlatabildim mi? Biz hiçbir şeyi yoktan var edemeyiz. Çalışarak yaparız. Tamam, o kadar. Ama Allah için söylenen şey ise hiçbir örneği olmadan yapması. Ve Ulu Cami'de de anlatıyorduk, yazılı bunlarda da. O gökleri ve yeri yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Değil mi? Hristiyanlığın sapan noktası bu. Allah'a çocuk isnat ediliyor. Orada tabii başka bir şey var. İzmit konsülü toplandığında oluyor bu iş. Allah'a çocuk isnat edersen o bir insan olur. Onun da hizmetkarı veya onun adına hizmet eden papaz olur. O zaman da sen Allah'tan günahların affını istersen papaza ödeme yaparsın. O da senin adına o işi halleder. Tamam? Günah çıkarma odasına oturursun. Allah'a şükredin, iyi ki ananız babanız Müslüman, ben şükrediyorum. Öyle bayağı dertli işler yani. İlla kiliseye gideceksin öyle olacak, bizde öyle değil. At ceketini, kıl namazını, geç devam et, ya Rabbi affet de bitti. Ama Ulu Cami'nin hemen arkasındaki kitapçılara giderseniz aklınız durur mu bilmiyorum, zaten akıl kalmaz. Yani din de üstünüze farz olmaz belki. 4444 kere bilmem neyi okursam, adam yazmış. Onun yanında bir kitap daha var. Süper dualar. Gözüme inanamadım. Öbür kitapçıya bak, ana gerçek süper dualar. Bir tane daha öbür kitapçı söyledi, sinirim bozuldu artık, devam etmedim. Öbürü dedi ki, hocam dedi, mega duaları görmediniz mi dedi. Evet, millet para veriyor. Adam seccade yapmış, ben buna telefon ettim filan da. Sonra onu bir şikayet ettim, bir daha edeceğim. Kıbleyi gösteren seccade. Ya 40 lira. Üstelik hediye veriyor, bilmem ne, orada tanesi 40 liraya satılıyor. Ya kardeşim, yani burası tekli olmasa şimdi bir şey söyleyeceğim ama söyledim de. Ya böyle bir şey olamaz. En basit pusula, galiba 50 kuruş 1 liralık bir pusuladır. Hadi 2 lira etmez. Ben yıllarca dağcılık yaptım kardeşim ben. Hadi yalnız başıma bilmem ne dağlarında haritayla, pusulayla, altimetreyle yer buldum. 2 metre hata yapsam ölürüm. Sırtımda 35 kilo yük. Vurmuşum çıkmışım da yalnız başıma. Olmaz. Olmaz diyorum bu iş. Ha ne yapmış? Pusulaya kırmızı ibre koymamış, öyle satıyor. Aralık koymuş. Arkadaşlar elinizi şöyle yapın. Şöyle bir yapın. Şuraya parmağınızı dayayın, bir yola çıkın. Bir de buraya dayayın, yola çıkın. Evin yolunu bulabilir misiniz? Ev bu arada bir yerdeyse? Ara. Evden uzaklaştıkça da saparsınız.
Daha büyük bir aralığa çıkarsınız. Bakıyorum, ya dedim bununla ben dağa çıksam hiçbir canlı geri dönmezdik. Ahlak, 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 ahlak. Adam da bana diyor ki, gösteriyor ya diyor. Ulu Cami'nin de tam köşesindeyim. Yapmayın bunları. Bunlara nasıl satılıyormuş biliyor musun? Allah affetsin. Bunları yapmayın ya. Bunlar bilim değil. Bunlar bilimin ticari sapmaları. Anlatabildim mi? Dolu. Daha dolu. Ticaret müthiş. Bir amca böyle giyiniyor böyle her günde o kıyafetleri buluyor tertemiz filan falan. Allah millete anlatıyor. Öbürü de şey çıkarıyor. Bu diyor Kabe'nin alt tarafından geldi diyor. İşte oradan çekiyor kokuyu. Kabe koku fabrikası ya. Oradan çekmiş onu. Getirmiş. Öbürü de aa diyor mübarektir diyor. Kafaya koyuyor. Bunu sürsek günah olur mu diyor. Ya bunlar İslam'da yok böyle şeyler ya. Oradan geçersem bugün girmedim ha camiye dedim. Pazar günü orada tartışma çıktı. Şimdi yalnız bulup köşeye çekmesinler. Yok öyle bir şey olmaz. Hiç şüphe yok ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içerisinde yaratandır. Bir sürü tartışma çıkıyor. Evrim var mı, evrim yok mu, öyle mi, böyle mi? Arkadaşlar, Kur'an'da zaman kavramı farklı olarak izah edilmiştir zaten. O 1000 yılı siz bir gün sayarsınız. Bir sürü örneği var. Bugün fizikte de zaman, farklı zamanlar vardır. Bir güneş zamanı vardır. Bir ışık yılı vardır. Bir evren yılı vardır. Vardır oğlu vardır. Aralarında milyon kilometre fark var hız olarak. Anlatabildim mi? Onun için burada 6 evrede yazılı. Evet. Her şey bir oluşum evresine sahip. Böyle şeylere biz evrim diyoruz. Ama 150 sene evvel kadar 1863'te Darwin'in yazdığı evrimin bugün bilimde geçerli olması için bütün profesörleri üniversiteden atmak lazım. O tarihte Newton bile daha önemli şeyleri, bugün Einstein bile tartışılıyor. Ama öbürü niye tartışılmaz? Olmaz. Tartışırsan ne olur? Sen bilim adamı değilsin. Yok ya. Ha, canlılar değişir mi? Değişir arkadaşlar. Canlıların canlılık özellikleri birbirine nakledilir mi? Edilir. Ediyoruz zaten. Peki, basit bir canlı daha mükemmel, daha mükemmel bir canlı olabilir mi? Olabilir. Sınırı nereye kadardır? Deniyor insanlar. Olmaz diye bir şey yok burada. Bugün tarihte peki baktığımız zaman insanın olmadığı dönemde daha basit hücreli canlılar var mı? Var. O zaman demek ki zamanlar içerisinde bu olmuş. Ama bu maymunlar olmuş anlamına gelmez. Kısa devre bilgi bilimde yer yok. O dönem öyle düşünmüş, söylemiş. Olabilir. Daha doğrusu kendi söylememiş. Harvey diye birisi var. O söylemiş diye biliyorum. Evet. Yani bütün bunlar bakın. Gece varken kendisini durmadan takip eden, gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin. Yaratmada emretmekle yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi, Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Bizim Allah'ımız böyle bir Allah. Rabbinize atlak gönüllülükle ve ilkin için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Oldu mu? Net. Haddimizi aşmayacağız. Allah affetsin. Demek ki insanoğlunu yaratırken böyle bir özellikle konulmuş. Haddi aşma merakı var. Şeytan, insanoğlu yaratılana kadar şeytan değildi. Doğru mu? Doğru mu değil mi? Hatta insan yaratılıp secde et denilene kadar da değildi. Değildi. Ha, o haddi aşanlardan oldu. Değil mi? Net. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Bozgunculuk yapmayacakmışız. Ha şu olur, birilerinin menfaatine ayağına basarsanız o bozguncu diyebilir. O bozguncu değil. O bozmuş, siz düzeltiyorsunuz. Peki, Allah'a korkarak, bakın, korkarak ve umarak, bu kelime Arapça'da yani saygıyla korku arası bir şeydir. Çünkü Rahman ve Rahim olarak ifade ediyorsunuz. Celle Celaluhu diyoruz ama aynı zamanda onlarla birlikte Rahman ve Rahim. Yani bizi daha seven bir varlık, bir yapı olamaz kafamızda, esasta, iman etmişsek.
Peki şüphesiz Allah'ın rahmeti hemen bakın arkasından geliyor. Görüyor musunuz? Ayetler böyle Kur'an'da. Çok net. Rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Kime yakınmış Allah'ın rahmeti? Cami kapısında orada burada milleti kandırıp para tırtıklayanlara değil. Öyle bir şey yazmıyor. Ne yazıyormuş? İyilik edenlere. Tamam. Tabii o adam da pusulayı satarak iyilik ediyor. Yani o iyilik değil tabii ki. Demek ölçümüz buymuş. Bunu da yapalım, diğer kısmına geçelim. O rüzgarları rahmetin önünde müjde olarak gönderir. O zaman bizim müjdeden habersiz kalın diye bir şey yok. Hep yanlış yorumlanmış işte bunlar. Demek ki rüzgar müjde ise havadaki değişimler de bir müjde. O zaman hava yağmur mu olacak, don mu olacak, o mu olacak, bu mu olacak? Öğren, tedbirini al. Tamam? 1963'ten sonra başladı bu hesapların kesinleşmesi. Ağır bulutla bir de sağlaması var. Bakın, böyle olursa bulutlar gelir, yağmur yağar. Yağmur yağarsa toprak ıslanır, tohum yeşerir. Ama altı bakın nasıl devam ediyor. Türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Tamam? Yani demek ki biz Kur'an okurken, bu tip ayetleri okurken çoklar değil, bir de haddi aşarak değil. Ölçüsünde öğrenebiliriz. Şimdi bunu kapatalım. Zamanı değerlendirelim. Şimdi bilim ne diyor? Bakın bilim diyor ki pardon, hızlı geldik ya. Hemen güneşi yaptık. Önce güneşten başlayalım. Bayağı bir ayet var güneş ve ay konusunda. Bilim diyor ki bu güneş bizi ısıtır. Bu güneşten enerji gelmezse bitkiler büyümez. Nebatlar olmaz. Biz hayvanlar otlayamaz. Ne et yeriz ne ot yeriz. Biz de yaşamımızı yürütemeyiz. Tamam, bilim bunu söylüyor. Peki bilim şunu soruyor. Peki bu güneşten bu enerji nasıl geliyor? Nasıl geliyor bilen var mı? Ateşçi yakıyor güneşi. Güneş biter mi? Ateşe ne atılıyor? Bilim bunları soruyor. Böyle manyak bilim adamları var. Bunları soruyorlar. Arkadaşlar, gelelim gene bu suya. Şu su var ya, şu su. Görmüyorsunuz ya. Şimdi deminki tuzu görmüyordunuz değil mi? Ölçersek görürüz. Birileri de 1800'ün sonlarına doğru ya diyor bu su neden oluşmuş? Su böyle. Bu ne? Aa, çıka çıka bunu parçalayınca, büyük elektrik akımı verince parçalanıyor bu su. Ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Gaz. Ne gazı çıkıyor? Hidrojen gazı çıkıyor. Başka ne çıkıyor? Oksijen gazı çıkıyor. Oksijeni size havalandırsam sizi, susuzluğunuz gider mi? Gitmez. Hidrojen versem? Nasıl oldu? Hani hidrojenle oksijen de susuz da bundan ibaretti? Karışım değil. Bileşim. Birleşmiş olacak. Demek ki moleküller ayrı olduğu zaman başka bir şey, birlikte olduğu zaman başka bir şey. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Bu güneş bundan ibaret. Üstelik oksijeni yok. Nasıl yanıyor? Bilim adamıyız ya, böyle gıcık gıcık sorular soracağız. Nasıl yanıyor? Arkadaşlar, hidrojen atomları ikisi suyla birleşince, oksijenle birleşince su oluyor. Böyle hangisi temiz bilmiyorum şuradan içeyim. Ondan sonra içiyorsunuz değil mi? Canınıza can katıyor böyle, hele sıcak havada. Arkadaşlar, bu iki hidrojen atomunu oksijen koymadan birleştirirseniz, birleştirebilirseniz, göstereceğim nasıl yapıyor insanlar bunu. Birleştirince buna füzyon denir. Bu atomlar birbirine katılır. Başka bir atom oluşur. Helyum. Ve iki hidrojenin ağırlığından daha hafiftir. Peki 5 gramlık ekmekle 5 gram diyelim 5 gram şekerle 5 gram şekeri toplasanız terazide kaç gram olması lazım? 10 gram. Olmuyor. 9 gram oluyor. Ne oluyor bir gram? Enerji oluyor arkadaşlar. Onun için Einstein denilen adam, nerede bu?
bulayım. Bir dakika, bu başlarda olacaktı. Tamam, çizelim buraya. Havaya çizelim çünkü şurayı karıştırmayayım. Tam burası lazım bana. Diyor ki, enerji eşittir tarttığınız madde kütlesi çarpı ışık hızının karesi. Eğer maddenizde bir şey azalıyorsa bu enerjiye dönüşüyor. Ha, düşünebiliyor musunuz? Bu tarihe kadar herkes karpuz alıyor, ayva alıyor, demir tartıyor. Bir adam çıkıyor diyor ki, kardeşim bu tuttuğun demir var ya, enerji. Tabi birileri çıkıyor, acaba mı diyor. Ve güneşin bu durumu böylece ortaya çıkıyor. Güneş, hidrojen atomlarının birleşip helyum dediğimiz başka bir atom olduğunda, ya bu çok acayip bir şey değil. Sobaya odun koyuyorsunuz, ne çıkıyor sobadan? Enerji, karbondioksit. Bir de karbonmonoksit eve gelirse hapı yutuyorsun, ölüyorsun. Ya ısınmaya kalkıyorsun, ölüyorsun bak şimdi. Soğuk daha iyi. Ölüm mü daha iyi, soğuk mu daha iyi? Tamam. Havaya baksan şimdi, havada odunlar uçuşuyor dese birisi size, inanır mısınız? İnanmazsınız değil mi? Ama benim gibi bilim adamı inanır. Arada bir fark var. Ne var? O karbondioksit topraktan gelen suyla birleştirilirse ağaç olur işte. Ağacın gövdesi selüloz öyle oluyor. Yaktığın zaman tekrar öyle oluyor. Anlatabildim mi? Peki bu ikisi birleştiği zaman aradaki kütle enerji olarak yayılmaya başlıyor. Güneş böyle. Tamam? Oradan çıkıyor. Biz de koruyucu olmasa hapı yutarız. Buraya doğru geliyor. Bu arada da foton dediğimiz, yani ismi öyle, bir sürü isim söylemeyeyim size. Bir böyle parçacıklar daha çıkıyor. Onlar da güneşin içinde oraya buraya çarpa çarpa neticede yola çıkıp dünyaya kadar gelirlerse bakın aydınlanıyor. Bu lambadan çıkıyor enerji olarak. Sokakta çıkıyor. Burada enerji harcamasanız yarın para ödemezsiniz. Yani elektrik ve enerji. Anlatabildim mi? Sürekli dönüşüyor. Şimdi peki yaratılış nerede burada? Oraya geleceğiz. Semayı da geciktirmeyelim. Şimdi arkadaşlar, yaratılış burada şurada. Ha. Tamam. Bir de güneşi bitirelim ama. Şimdi güneş sonsuz mu olacak? Erecek. Hidrojen hesaplanmış. Füzyon dediğimiz olay hesaplandı. 4.7 milyar yıl sonra güneş berhava olacak. Ha peki ne olacak? Şimdi şöyle. Kütleler bir araya geldiği zaman birbirini çeker, buna yer çekimi denir. Biz de zaten yer çekimiyle duruyoruz, yoksa uçar gideriz uzaya. Dönme hareketi yaptığı zaman çekim olur şu ortasında. Fakat dikkat edin, bunlar da patladığı için ayrılmak istiyor. Değil mi? Yani çocuğa diyorsun ki, ya da yaramaz bir adama, otur orada. Adam hareketli, enerjisi var, durmadan oraya buraya gidiyor. Ama sen onu öyle bir korkutup çekiyorsun ki orada duruyor. Ama bir gün gelecek, çıkacak. Hidrojen patlamaları bittiği zaman enerji, menerji kalmayacak. Güneş kendi içine çekildiği zaman bu çekilme o kadar büyük bir ısı yaratır ki, çünkü sıkıştırıyorsunuz bir şeyi. Evet, tüpü sıkıştırın bakalım ne oluyor. Tüp var ya, tüp, gaz tüpünü. Bir sıkıştırın bakalım. Arabanın lastiğine biraz fazla hava basın. Biraz daha sıkıştırın bakalım. Yapmayın ama yani. Hocaya söyledim de yapmayın. Tamam mı? Isı önce ısınır. Çünkü enerjisi artar, sonra patlar. Peki, ne olacak güneş? Patlayacak. Birkaç saniye içinde dağılacak. Öbür saniyeler içerisinde dünya da bunun içerisine katılacak. Kıyamet ayetlerini okuyun. Aynısı yazıyor, asla demiyorum. Onun kıyamet olup olmadığını da bilmiyorum. Çünkü peygamber bile ben kıyametten haberdar edilmedim deniyor. Anlatabildim mi? Bu işte kıyamettir gibi bir saçmalık yapmak istemem. İfade benziyor diyebiliriz. Anlatabildim mi? Peki bunun sonunu biliyoruz da 4.7 milyar yıl. Başını biliyor muyuz? Biliyoruz. Ne kadar biliyoruz? Bildiğimiz kadar biliyoruz. Bak şimdi kıvırdık lafı.
Ne kadar? 13.6 ile 13.7 milyar yıl evvel evrende bir patlama oluyor. Ve bu patlamadan sonra 10 üzeri eksi 13 saniye, yani sıfırın yanına bir nokta koyun. 12 tane sıfır koyun, sonra bir koyun. Tamam? Saniyenin o kadar da birinde bu saçılma gerçekleşiyor. Saçılma gerçekleştiği zaman partiküller ve bu enerji partikülleri bazıları bir araya toplanıyor. Toplanmaya başladı mı daha toplanıyor. Daha toplanıyor çünkü sarmal meydana geliyor. O sarmal oluştukça deminki söylediğimiz olay olmaya başlıyor. Enerji artıyor. Peki ne oluyor? Işıl. Her taraf ışık ışık oluyor. Peki bugün bunu biliyor muyuz? Yerini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? İşte birkaç yıl evvel, yani birkaç on yıl evvel şöyle bir şey düşünüldü. Patlama olduysa, buradan da bir şeyler saçıldıysa, bu ses hala düşük enerjili olsa da uzayda manyetik alan olarak devam ediyordur. Gönderilen uyduda bunlar çekildi ve uzayın o dönemki görüntüsü harita olarak çizildi. Peki bunun içerisi tamamen dolu mu? Hayır. Peki bir kademe daha gidelim. Peki bu maddeler nasıl oluştu? Maddeler şöyle oluştu. Bu enerji devam eder ve çevresinde de dönme devam ederse bu sıkışmanın sonunda karbon oluyor. Peki bu karbon kristalleşiyor. Çok yüksek basınç. Elmas var ya, tek taş. Aslında kömür. Biraz fazla sıkışmışı. Evet doğru öyle yani. Uzayda böyle elmas küreler var. Tamam. Bunlar sıkışmış. Yaşamı buna dönüşmüş yıldızlar. Peki başka ne var? Başka demir. Demir en tehlikelisi yıldız için. Bir yıldızın ölümü. Bu atomlar birleştikçe, bakın nasıl evrimi görüyor musunuz? Hidrojen tek çekirdekli. Demir çok çekirdekli. Bunlar birleşip bir müddet sonra o sıkışmayla değişik atomları oluşturuyorlar. Delikanlı nereye gitti ya? Peki. Değişik atomları oluşturuyorlar. Ve bu değişik atomlar önce demir oluştu. Demir oluşunca o yıldız sönmeye başlıyor. İşte bu göktaşları falan var ya. Demir. Dünyaya geliyor ya. Demir. Hiç elinize göktaşı aldınız mı? Gördünüz mü? Hacer-i Esved'i bir kaldırsanız bakalım. Beklediğiniz ağırlıkta mı? Sıkışmıştır. Ağırlığı yüksektir. Tamam? Dolayısıyla bu sefer diğer maddeler oluyor. Bakın. Diğer maddeler oldukça da farklı elementler oluşuyor. Farklı elementler oluştukça farklı bileşenler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bilgisayar çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Çıktıkça çıkıyor. Toprak. Toprak. Onun için toprağı getirdim. Arkadaşlar bunun içerisinde bildiğiniz mikropları, bilmediğiniz mikropları diyelim ya da virüsleri, gribi, öküzü, solucanı, insanı yaratacak her şey var. Ya özür dilerim, bu bardakta var mı diye ölçmedim yani. Ama böyle iyi bir karışım toprak alsak var. Anlatabildim mi? Aslımız, faslımız bilimsel olarak bildiğimiz şu anda büyük patlamadan geliyor. Soru. Büyük patlamadan önce ne vardı? Soru. Çalış. 100 yıl evvel büyük patlamayı bilmiyordun. Bugün onu biliyorsun. Ha, insanoğlu bunları çözünce ne olur? Einstein bunları çözdüğünde evren önce çözülmedi. Önce ne çözüldü? Japonlar çözüldü. Nasıl çözüldü? Tepelerine atıldı bir atom bombası. Atom bombası denilen şey, işte atıldığı zaman güneşteki o füzyon var ya, füzyon başlıyor. Tabii o kadarcık bomba 80 bin insanın bir anda ölümüne yol açıyor. İlk 4 dakika mı nedir? Gördünüz mü? Belgesellerde var. Yetmiyor. Bir de öbür adaya atıyorlar. Hem Nagasaki'ye atılıyor, hem Hiroşima'ya atılıyor. Japonlar diyor ki tamam. Çünkü iki tane daha atsalar Japon diye bir şey kalmayacak. Savaş bitiyor. Enerjinin böyle kullanılıyor. Türkiye'de atom enerjisi santrali kuruyor şimdi. Aynı mantık aynı şekilde devam ediyor. Biz hastanede kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz.
Adamın içine atom bombası koyuyoruz. Yani bomba olarak koymuyoruz, daha zayıflatılmışlar. Tiroid olanlar var mı içinizde? Hiç var mı akrabanızda tiroid? Kim var? Sen varsın. Tamam. Sintigrafiye girdin mi? Eşimde var. Eşinde var. Sintigrafi yapıldı mı? Yapıldı. Ne yapıldı? Atom verildi. Peki ekmek yiyince gözükmüyor da atom mudur? Değil. Bazı atomlar hala ışımaya devam ediyor. Enerjisi dengelenmemiş. Yüksek enerji var işlerinde. Işık etrafa enerji veriyorlar. İyot 125 kullanmışlardır. İyot şeyde var ya, sağlığımız için gerekli bir şey. Ama 125 de olmayacak. Radyasyona tabi tutarız. Yani radyasyon meydana geliyor. Ömrü belli. Aletle ölçüyorsunuz. Ne kadar iyot neresinde birikti? Bu bezler aşırı çalışıyor. Tedavisi başka. Bu bezler çok az çalışıyor. Tedavisi başka. Şu kadar birikirse, bu kadar ışın, güneşten ışın geliyordu ya, onun sizin hanımın tiroidinden de alete ışın gidiyor. Aynı şeyler yani. Evet öyle, öyle yapma bana. Öyle. Oradan mı alıyor hocam? Oradan almıyor. Ama evrende oluşmuş o atom, işte uranyum kullanıldı şeyde, atom bombasında. Evet, nükleer santrallerde de kullanılıyor. Bozunuyor, kurşun oluyor. Uranyum dediğiniz şey kurşun. Kurşunun bir üst dönemi. Bozunuyor. Evrim var mı? Var işte, değişiyor. Kurşuna dönüşüyor. Ondan enerji çıkmaz. O atık madde olur. Tamam mı? Santraller uranyum kullanır. Onun için biz bunları şimdi hücre seviyesinde kullanıyoruz. Burada nokta koyalım. Bu cümleyi de söyleyeyim. Hücrelerin kullandığı mesela karbonu. Ben talebeyken kullanıyordum. Karbon 14. Karbon 12'dir değeri. 14. 14'ten 12'ye düşene kadar o iki değerlik ışık verir dışarıya. Onu takip edersin. Mesela şekerin içerisine koyarsın, şekeri yer. Kaç dakika sonra çıkan havada o enerji var. Onu ölçersin, metabolizması nasıl çalışıyor diye görürsün. Dolayısıyla şimdi daha da ileri bir teknoloji var. Sürekli bütün hastanelerde var, kullanıyor arkadaşlar. Kimyasal madde verir. Bir kimyasal maddeye bu ışık verici. Düşün ki ampul veriyorsun birinin eline, geceliğin dağda dolaşıyor. Bir görüyorsun nereye gittiğini. Hani şey, vücudunuza bir tane atom konuluyor. O dolaşıyor. Nerelerde böyle daha çok ışık veriyor? Demek ki kanser orada. Tedavi başladı. O ışıma azaldı mı azalmadı mı? Azalmamışsa tedaviyi değiştir. Bu işe yaramıyor. Ya da ameliyat et, çıkar. Bütün bu anlattıklarım günlük hayatımızın içerisinde var. Böyle afaki, onulmaz şeyler değil. Bunlar insanların yaptığı şeyler. Evren böyle yaratıldı arkadaşlar. Öncesini bilmiyoruz. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Şu anda bilim adamları evrenin gözleyebildikleri %5'i 4'ü. Onun için bir bölümü karanlık enerji olarak biliyoruz. Boşluk değil, karanlık enerji olarak biliyoruz. Çalışma konusu. Ayrıca karanlık madde, onu da biliyoruz. Peki bütün bunlar hikaye mi, deney olarak yapıldı mı? Yapıldı arkadaşlar. Amerika'da, İsviçre'de, orada, burada. Bu enerji partikülünü aletin içine koyuyorlar. Tabii kilometrelerce, 30 kilometre galiba son, 32 kilometre son yapılan. Hızlandırıyorsunuz. Higg diye bir adam hesaplamış. Diyor ki, enerjilerin böyle yokken maddeye dönmesi için bir parçacık lazım. Adamın ismi de Higg. Higg cisimci diyorlar buna. Bayağı araştırıyor insanlar. Milyar dolarlar yatırıldı bu iş için. Bir başkası da Tanrı parçacığı dedi buna. 5 yıl evvel saptandı. Tamam. Hiçbir şey yok. Aleti çalıştırıyorsun. Bilmem kaç milisaniye sonra madde oluştu. Bu deneysel olarak yapılıyor. Güneşteki patlamalar aynen deneysel olarak yapılıyor. Anlattığım her şeyin makinesi var şu anda. Makinede ölçülüyor. Bu insanlara saygı duyuyorum. Hürmet duyuyorum. Yani gerçekten minnettar olduğumu ifade etmek isterim. Onlar yapıyor, nasıl olsa biz de yaparız falan gibi bir şey yok. Öyle kolay değil. Yaparsan yapmış olursun. Yapmadan yapmış. Doğru mu? Ne diyor? Kur'an'da da diyor. İbadet edenlere yaklaşırım. Halis ibadet edenlere. Böyle takla atanlara yaklaşırım diye bir şey yok. Allah'ın lütfu da çalışmamıza bağlı. İnsan olarak düzgün yaşamamız da çalışmamıza bağlı. Ve bu halis bilgi üzerinde olmalı. İnşallah uyarıldığımız gibi azanlardan, sapanlardan, ölçüsünü kaçıranlardan, haddini bilmeyenlerden olmayız. Allah razı olsun. Sağ olun. Yarın akşam da insanın nasıl olduğunu gene moleküller anlatacağım.
Tamam mı? Hem de kendi yaptığım deneylerden de. Deney değil, uygulamadan. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Soru varsa cevaplayayım. Zamanı kim şimdi burayı idare ediyor? Üstad, kim söyleyecek? Ben hızımı aldım şimdi. Üstad da böyle İzmir'de kaçırıyor bazen. Saat gösteriyorum, görmüyor. Ya hep alayım. Ama üzülüyorum yani. 11.30'da yola çıkıyor. 11.30'da geçen de 12'ye 5 vardı ya. Gece 5-6 defa uyandım. Bir şey oldu mu söyleyemiyorum da. 5 dakika. Tamam. Evet, buyurun. Sorular. Asla ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Söylemediğim şeyi bana söyletmeyin. Boşluk olup olmadığını bilmiyoruz. Bakın biz yok ve boş kelimelerini bilimde kullanmaktan hiç hoşlanmayız. Laboratuvarda çalışan bilim adamları, öyle palavradan konuşanlar hoşlanır. Biz hoşlanmayız. Çünkü bugün ona boş diyorsak yarın içinde ne olduğu çıkar, ayıp olur yani. Biz içinde ne var diye bakarız. Bugün bulamadığımız şey var diye düşünürüz. Anlatabildim mi? Yani ben bu bardaktan şu çay kaşığıyla biraz, evde gidin deneyin. Bir çay kaşığı bardakta eritin. Ondan küçük bir parça alın, bir damla öbür bardağa koyun. Sonra bir damla alın, öbür bardağa koyun. Tadın, tuz görmeyeceksiniz. Gidin hastaneye verin parasını, ölçtürün. Tuz var mı, yok mu? Var. Yok demek bizim işimiz değil. Evet. Araştırdıktan sonra. Evet, sorunuz neydi? Evet, olmuş ya, yok. Oldu. Var. Ford tarafı var, haritası var ve yapılıyor. Olmuş ya diye bir şey yok. Yüzlerce, binlerce insan binlerce gece çalıştı. O enstitülerin lambalarının 1/3'ü gecenin ortasından sabaha kadar yanıyor. Burada bir halvete girilince, bir sema dönülünce ben her yerde anlatıyorum 24 saat döndüler diye. Çalıştığım hiçbir enstitüde asla görmedim. Gecenin hangi saati olursa olsun lambaların yarısı yanıyor ve çalışıyor insanlar. Şu mikrofon konuşuyor ya, ben saygı duyuyorum. En az 10 bin kişinin çalışmasıdır, en az. Şu bilgisayar en az 50 bin kişinin. Gece gündüz çalışmasıdır. Öyle böyle çalışma da değil. Senden iyisi gelirse gidersin diye yazmış adam kapının üzerine. Ben gittim laboratuvarda bir okudum. Bir saat sonra bir daha gittim baktım. Ulan Orhan dedim, nereye geldin sen ya? Vay anasını. İyisi gelirse gidersin yazıyor adam. Yani senin iyi olman önemli değil diyor. Buyur. Buyurun. Ya bunlar korkunç, muazzam çalışmalar. Öyle böyle değil yani. Evet, şimdi sor. Vallahi anlatayım sana. Çok hoşuma gider. Dördüncü mürettebli kıyafet geziyor. Bakıyor ki bir amcam içiyor. Çekiyor. Bu ne diyor? Bilmiyorum diyor. Testi de işte. Susandım, içiyorum diyor. Bir tadıyor. Ulan zındık, sen diyor şarap içiyorsun. Vallahi diyor, bilmiyorum, padişah yasakladı, niye şarap içeyim diyor. Hemen padişahım, Allah Allah diyor, bir yudum aldın, kendini padişah zannettin. Sen diyor, güçlü bir adam mısın? Şimdi dördüncü Murat'a adam diyor ki, sen güçlü bir adam mısın? Dördüncü Murat, kendinizi onun yerine koyun, ök füt falan filan. Bir dakika diyor, buyurun diyor, hay hay diyor. Ben size diyor, getireyim diyor, nerede olmuş, nasıl olmuş, kim yapmış, göstereyim diyor. Düşüyorlar. Bağa gidiyorlar. Bir küçük kulübesi var adamın. Diyor ki burada üzümler oluyor. Eşya koyuyorum, satıyorum. Artanı da bu küpe koyuyorum. Kış oldu mu zaman zaman doldurup içiyorum. Bunda bir şey olduysa sor diyor. Nasıl soracak? Soramayacak. Ya böyle. Şimdi bizim haddimizi bilmemiz lazım ama bu soruları soran insanlar var şu anda. Bunları çalışıyorlar. Ama dikkat edin. Bir soruyu üstad da uyarıyor insanları. Bir soruyu biz soruyorsak o soruya giden cevap yolunda neler var diye merak ederek sormamız. Yoksa bu bilgi işe yaramaz ya diye ispat etmeye çalışmak değil. Anlatabildim mi? Öyle bir şeyimiz var. Buyurun, başka soru var mı? Buyurun. Aynen öyle oluyor. Onlar da şimdi bu hızlandırıcıların içerisinde atom ve molekülleri yapan 39 tane parçacık icat edildi, gözlendi, saptandı ve bunlardan farklı atomlar yapılmaya başlandı. Makinenin içinde madde yapıyorsunuz yokken. Yapılıyor. Belli bir oran var. Mesela %30, %70. Yani şey konuşuyoruz. Evet, evet. 2 hidrojen, 1 oksijen. Bunun birleşiminde mesela su çıkıyor. Yani doğaya, kainata baktığımız zaman da her şey, yani özüne baktığımız zaman da
Biz her şeyi çift olarak yarattık diye ayet var. Devamında yazılı. Yani Kur'an'ı yazdık buraya. Bu acaba hatim edecek halimiz yok. Ne iki şeyden olabilir mi? İki atomdan ya da iki molekülden tüm evrendeki... Oksijen O2. Aldığımız oksijen O2. Atomik oksijen, hidrojen peroksit sürüyorsunuz ya, oksijenli su. Çünkü kabarcık yapıyor. Oradaki hücrelerinizde mikropları da öldürüyor. Bir adama oradaki oksijeni verirseniz ölür. Bütün hücreleri tahrip olur. Bak, oksijen hücrelerimizi tahrip eder ama iki hidrojen atom molekül haline geldiği zaman yaşarız. Hücrelerimiz de tekrar teke indirilir. Enerji öyle çıkar. Böyle. Anlatabildim mi? Baklava yedin mi akşam? Çay içtin mi? İyi. Oradaki şeker hücrene gittiği zaman onun içindeki glikoz karbon, 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 bildiğin kömür, 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 OH, 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 hidrojen, hidrojen, hidrojen. Aldığın havadaki oksijenle oradaki hidrojenler bir su yapıyor, atomik elektron naklediliyor, enerji naklediliyor, su oluyor, artı karbondioksit oluyor. Şimdi affedersiniz yani, tuvalete gidiyorsunuz veya terleyip çıkarıyorsunuz, öbürü de ağzınızdan çıkıyor. Böyle yaşıyorsunuz işte. Yani güzel olmadı ama böyle yaşıyorsunuz. Evet. Buyurun. Kafanızı karıştırdıysam çok memnun oldum. Hakkınızı helal edin. Evet, buyurun. Evet, kara delik bizim ölçebileceğimiz alanın şu andaki ölçüm aletleriyle koyu gözüken yüksek enerji partikülleri, şu anda onların yapıları çıkıyor ortaya. Yüksek bir dönüşe sahip, madde orada varlığını sürdüremiyor. İçerisine düştüğü zaman dönüşüyor. Bunların iki tanesinin yerleri tam olarak saptandı, devam ediyor. Ama şimdi onunla ilgili belgesel var, en az 30 dakika konuşmamız lazım. Ama okursanız görürsünüz, bilim teknik mecmuasını alın, okuyun. Orada bazı sayılarında çok güzel anlatılmış durumda. Hatta kitap var. Tamam? Evet. Başka? Şu anda bilinen patlama bizim uzayımız için bir sefer olmuş. Bizim galaksimiz 100 milyonun üzerinde yıldız içeriyor. Güneş bunlardan biri. Ama 100 milyonun üzerinde galaksi olduğu hesaplandı şu anda. Dikkat edin. Evren diyoruz ya, arşa tahtını kurdu. Yani ona herkes tane bir taht vardı, Allah da o tahta oturdu. Zamanında pagan tanrıları gibi. Zeus'u öyle düşünürler. Bütün yüksek dağlar, Bolu Dağı var ya, Olimpos'tur işte. Kaz Dağı Olimpos'tur. Tanrı burada oturur. O öyle bir şey yok. Tanrı kendisini öyle ifade etmiyor. Her yere hükmü geçer şekilde var olmuştur. Arşa kuruldu anlamı, yani geldik buraya oturduk öyle, Tanrı da oturuyor, Zeus mesela değil yani. Öyle bir tanrımız yok bizim. Anlatabildim mi? Bizim bildiğimiz kainatla sınırlı bir şey değil. Biz anlayalım diye biraz öyle yazılı. Yoksa öyle bir tanrı düşüncesi yanlış İslam'da. Olmaz. Uymuyor bu tarife. Onun için bakın, bilebildiğimiz 100 milyon, yarın lütfen taş mı toplarsınız ne top? 100 milyon taş sayın, koyun. Bizim galaksimiz bu kadar. 100 milyon tane bu kadar galaksi var, devam edin galaksileri yapmaya. Biraz bir kamyon kum alın bakalım kaç tane. Getirecektim, saydım, ölçtüm. Ama dedim diyecekler hocam manyak iyice. Getirmedim bu akşam. Evet. Evet. Bir tatlı kaşığı kumu sayın. Gidin kuyumcuya tarttırın. Sonra çarpın. Bakalım kaç tane kum var bir kamyonda. Evet evet. Yapın, o zaman söylediklerimizi daha iyi anlarsınız. Evet. Böyle. Peki. Hayırlı akşamlar. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Şimdi ben en baştan, yani aşağı yukarı bir hatim etmiş olacağız. 90 küsürüncü sureye kadar zaten 4 sayfa kalıyor ondan sonra Kur'an. Şimdi diyor ki, şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Yani ne demek istiyor burada? İsa aslında annesi var. Adem'den küçük bir farkı var. Sadece burada karşılaştırdığı şey, biz insanı kendi komutumuz içerisinde yaratırız. Bunu tek bir kadından da insan yaratırız. Aslında ayet devam ediyor. Onu, yani Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. Şimdi demek ki Kur'an insanın yaratılışı konusunda şu anda daha üçüncü, tabii bu
nüzul sırası. Arkadaşlar Kur'an'da ayetlerin nüzul sırasına göre satılıyor bir takım mealler, Kur'anlar. Hiç kimse tam olarak, onu uzağa koyalım, bilgisayara bir şey olmasın. O hiç kimse, yani ben epey insanla konuştum, epey insanla tartıştım farklı ülkede. Yani hiç kimse ayetleri tam şu şundan evveldir, bu bundan sonradır, tam budur diye böyle bir ne alim var ne ulema var. Yok. Var olan varsa telefonum var Cafer'de, çağırın gelirim Bursa'ya. Ben de öğrenmiş olurum. Yok. Onun için yaklaşık şu ayet, şu ayetten sonra geldi. Mekki'dir, medenidir. Öncedir, sonradır. Genel bir kavram var zaten. Yani Allah'ı anlatan ayetler daha çok Mekki'dir. İbadete taalluk, sosyal hayata taalluk ayetler daha çok Medine hayatında gelmiştir. Ve bunlar genel. Şimdi ben onun için bizde kabul edilmiş olan sıra üzerindeki Kur'an'dan meal olarak yararlandım. Onu söyleyeyim altını çizerek. Kaynak ne diyor? Onu topraktan yarattı. Bakın Bakara suresi 59, pardon bir sonra 59. Bakın sonra burada bütün surelerin, açarsınız yanınızda Kur'an varsa olursunuz okursunuz. Tamam, üstad bana öyle diyor. Hocanın sünneti slide makinesi kullanmak. Evet, yani biz böyle kanıtı olmayan konuşmaları sevmiyoruz. Sonra ona ol dedi. Demek ki bir topraktan yaratma olayı var. Daha sonraki ayetler bunu açıklıyor aslında. Bir de ol diye bir emir var. İki şeyden bahsediyor burada. O da hemen oluverdi. Kur'an'da dün akşam söyledim. Geçen zaman ifadeleri bizim için kullandığımız şu saatin gösterdiği zaman ifadeleri değildir. Kısmen öyledir, kısmen de değildir. Hemen kelimesi hepimize de beynimizde farklı şey ifade eder. Başka bir ayette göreceksiniz. Göz açıp kırpıncaya kadar. Hastanede o kadar fazla göz açıp kırpma hızları vardır ki hastalarda hastalık bile teşhis edersiniz. Siz zannedersiniz ki herkes aynı miktarda göz açıp kapıyor. Yok, arada ciddi farklar vardır. Anlatabildim mi? Onun için bu ifadeleri bugünkü bilimin ışığında ben konuşuyorum. Dolayısıyla daha evvel çok küçük bir tefekkür olabilir ama bugünkü son 20 yılın bilgilerini bilmedikleri için bildikleri kadar açıklamışlardır. Anlatabildim mi? Yani Uludağ'a çıkmamış insan, nasıl Ulu Cami'ye gitmiş ama yazılarda ne yazıyor diye merak etmemiş insanın bizim anlatımımızdan sonraki haliyle evvelki hali aynı olabilir mi? Aynı şeyi konuşuyorum. Üstelik o kitabın yazarına da söyledim, kitabını farklı basmışlar. İki gün buradayım dedim, konuşalım ama arayıp sormadı. Benden günah gitti, dedikodu olmaktan çıktı. Evet, öyle. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşiti yaratan. Şimdi arkadaşlar bunu ben bir sürü tefsirde, birçok yerde şöyle görüyorum. Yani Adem yaratıldı, sonra ondan da Havva yaratıldı anlamına kullanılıyor. Böyle açıklamalar var. Hatta yer tarif ediliyor, kaburgası. Hatta sağ kaburgası. Hatta 12. ile 13.sü olabilir filan falan. Bunlar burada yok. Bak gördüğünüz gibi yok. Arapçada ve Kur'an'da kullanılan bazı kelimeler gerçekten geniş anlamlarıyla düşünülmediği zaman bizi çok ciddi hataya sürer. Bakın dikkat edin. Nefsinizi köreltin diye bir laf duyuyor musunuz? Duymayan var mı içinizde? Nefsinizle mücadele edin, köreltin, ona uymayın diye bir laf duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Şimdi arkasından ne çıkacak diye rezervli durmayın. Karşımda böyle durmayın. Kalben konferans veriyoruz burada. Duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Neymiş? Nefisten yaratılmışsınız. Onu körelttiniz mi, yaratışınızı köreltecekseniz? Nasıl oldu şimdi? Otur kalk, nefis mücadelesi diye anlat. Nefis o nefis değil. Öyle anlatılan bir şey değil. Nefis, bizi var eden duygusal dünyamızın tümünü ifade ediyor. Şimdi bakın, ortada bir toprak vardı, bir ol emri vardı. Şimdiki ayette bile nefis var ortada. Anlaştık mı? Bir şey ilave etmiyorum, okuyorsunuz, görüyorsunuz yani. Şimdi bakın, aynı nefisten yarattı. Allah'ın yani yaratma gücü bitti.
Adem'i yarattı bitti, sonra ihtiyaç oldu ondan da öbürünü yaptı diye bir şey yok. Aynı kaynaktan, aynı duygudan, aynı yaratıştan devam ediyor. O emri devam ediyor. Anlatabildim mi? Yani Adem'in de bir nefsi var, Havva'nın da bir nefsi var, ondan gelen nesillerin de nefsi var. Görüyorlar, seviyorlar, heyecanlanıyorlar, duygulanıyorlar, birbirinin başına taş atıyorlar, birbirinin elini sıkıyorlar, sarılıyorlar, yardımcı oluyorlar, öldürüyorlar. Değil mi? Daha oğluyla başlıyor, değil mi? Hemen ilk oğullarıyla başlıyor. Benim kurbanımı Allah kabul etmedi, seninkini niye kabul etti? Gel bakayım, tak kafaya bir tane. Karga geliyor, onu böyle göm diye, o kargadan öğreniyor bir de gömmeyi. Değil mi? Ayetler bunlar, ben yani Kur'an'da yazının dışında konuşmuyorum, konuşmayacağım. Haddimi göreceksiniz, o da bir ayet, haddinizi bileceğiz. Erkek ve kadın. Şimdi demek bunlar olduktan sonra bir de başka bir şey olmuş. Toprak var. Şekil veriliyor. Ol deniliyor. Nefis ilave ediliyor. Artı nesilleri oluyor ve dikkat edin, yayılıyor. Demek ki dünyanın her yerinde birden insanlar olmamış. Tamam, anlaştık mı burada? Öyle çok şüpheci bakıyorsunuz bana. Bir şey yapmıyorum burada, ayeti meali okuyorum. Karşı gelmekten sakının. Ha arkadaşlar, daha insan oldu, azıcık yayılmaya başlandı, demek ki yan çizdi. Uyarılıyor. İsyan etmeyin. Bu uyarı çok olacak. Kendisi adına birbirinizden direkte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını kopartmaktan sakının. Bakın, bu ayet Adem oğlu olarak dünyada yaşayan tüm insanları akraba olduğunu söylüyor bize. Doğru mu? Net. Çok net. İfade çok net. Şüphesiz Allah birdir ve üzerinizde gözetleyicidir. Bir gözetleyicidir. Peki, buradan devam edelim şimdi. Ne geldi? Bak, bir, isyan etmeyecekmiş. Birbirini kardeş bilecekmiş. Hamd edecekmiş. Geldik şimdi hamde. Bak, şey artıyor, derece artıyor. Gökleri ve yaratı, ha bir de hem kendi yaratılışının olduğunu düşünecek, hem gökleri ve yeri yarattığını düşünecek. Göğün ve yerin farkına varacak yani. Anlatabildim mi? Dün akşamki konferanstan evvelki, ben onları hazırlamadan evvel, kendi adıma konuşayım. Hazırlamadan evvelki bilgimle, hazırladıktan sonraki göğe bakışım, otele giderken baktım, düşüyordum zaten şurada. Vay anasını dedim ya, farklı gözüküyordu. Evet, Allah'a mahsustur. Böyleyken, tekrar geldik, bakın tekrar tekrar, insanoğlu demek ki, hamd ile inkarı beraber tutuyor. Bakın aynı ayet, tekrar, aynı mantıkta geliyor. Belki böyle okudunuz, okumadınız. Neyse, ben böyle bakıyorum, böyle anlatacağım. İnkar edenlerden başka şeyleri Rableyine de... Ha, bir de başlamış insan, bırak yan çizmeyi, başka bir şeyi de Rabbine denk tutmuş. Yayılır yayılmaz bunu yapmaya başlamış. Şimdi bir şey söyleyeceğim diyecek hoca takıldı. Yani bir takım şekilleri Allah'a varan yol olarak kullanmak eş koşmaktır. Aracı koşmaktır. Yok bizim dinimizde. Allah bir dersin kafanı, Allahu Ekber namazını kılarsın, tamam. Ya Rabbi dersin, duana başlarsın, tamam. Doğru mu? Doğru. Ve öyle bir Rab'dir ki sizi çamurdan yaratmış. Ha, şimdi toprak çamur oldu. Yani su ilave edildi. Sonra bir ecel tayin etmiştir. Bak, insanoğlu var oluyor, yayılıyor, yan çizmeye başlıyor. Hatta ortak koşuyor. O zaman ne diyor şimdi? Ayet geldi. Yarattık, bir de ecel tayin ettik. Yani diğerleri görsün. Bu işin sonu var. Belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Şimdi burada müfessirlerin yani yazarların çok ciddi tartışmaları var ama hiçbirinin doğru dürüst bir delili yok. O dedi, bu dedi diye şeyler yazılı. Bu ikinci cümle.
belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Bunu şöyle kabul ediliyor. Yani bir insanın kendi eceli var. Bir de kıyamette var olacak ikinci ecel olarak. Yani bu evrenin yahut da bizim yaşadığımız bölümünün farklılaşma, yok etme lafını kullanmak istemiyorum. Çünkü o benim haddimi aşar. Onu çok sık kullanıyor insanlar, yanlış bir şey o. Bizim algıladığımızdan başka bir evren oluşabilir. Allah çünkü diyor ki, yaratır ve değiştirir. Göreceksiniz kaç tane ayette var. Peki, buradan devam edelim. O sizi, demek ki nefisten başka bir de ne ilave edildi olaya? Can. Tek bir can hepimizde var, dağıtılmış. Hani ruhundan üfledi ayeti var ya, o üflediyse kendi ruhu kalmadı mı diye soruyor adam bana. Yani ben birisine yardım edeceğim, parasız kalacağım, ertesi sabah dilenci olacağız gibi bir mantık. Şimdi bunlar düz mantık, buna biz Aristo mantığı deriz. Bu düz mantıklar böyle işlerde birçok insanın sapıtmasına yol açıyor. Tanıdığım birisi bugün 2-3 tane Kur'an ayetlerine bir yorum yapmış, herkese yaymış, mail çekmiş. Yani sonunda sabrımı taşırdı. Çünkü bu bir 2 haftadır devam ediyor. Bir partiyi destekliyor, onu desteklemek için böyle abur cubur şeyler yazıyor. Yani sapıta çaptırarak yazıyor. Sonunda dedim, bak seni mahkemeye veririm. Ölçüsü var her şeyin. Bana sayın hocam diyor, bana sayın demen önemli değil dedim. Benim inancıma saygısızlık yapma. Öyle değil mi yani? Benim sayın olmam için inancımın da saygıdeğer bir şey olması lazım. İnancımla dalga geçiyorsan, dalga geçmeye kalkıyorsan bana sayın demen hiçbir şey ifade etmez. Çünkü ben yokum ki ortada o zaman. Peki. Şimdi karar kılma yeriniz, bakın burada da iki kademe geldi karşımıza. Bir, bizim bir karar kılma yerimiz varmış. Bir de emanet bırakılma yerimiz. Bunu şöyle, insan hayatı, hani hadis var ya, bir hurma ağacının gölgesinden geçiş gibidir. Hani bu hayat bize emanet bırakılan yer, öbürü de karar kılma yerimiz. Ama dikkat edin, Kur'an asla statik, durağan bir şey bize, insana söylememiştir. Emanet öyle değil. Emaneti bırakırsın emanetçiye, sonra da emaneti alırsın. O zaman hesap günü ne olacak? Olmaz değil mi? O yorumun doğru olması mümkün değil. O yorumun doğru olması mümkün değil. Biz, niye doğru olması mümkün değil? Bakın burada geliyor arkada. Nasıl bir topluma hitap ediyormuş? Nasıl bir topluma gelmiş bu din? Bu kitap, dikkat edin, altını çizerek söylüyorum. Bakın, Allah'ın emri bu. Biz anlayan bir toplum için. Demek ki bizim anlamayan bir toplum olma hakkımız var mı? Arkadaşlar bak, emir. Anlamayan birisi için Kur'an'ı oraya asmanın bir anlamı var mı? Soruyorum, bu ayete göre ki Allah, kendiniz fetva verebilirsiniz yani. İlla alimler bilir, insanlar bilmez diye bir şey söylemiyor burada. Bizatihi toplumun tamamını söylüyor. Ama nasıl bir toplumdan bahsediyor? Anlayan. Demek ki insan yayılacak, toplumlar oluşturacak. Bu din geldi, onların her biri de bu dini anlayacak. Onun için dinin anlaşılmasında hizmet etmek, şu emre hizmet etmektir. Doğru mudur? Doğru, açık. Bir de bu yetmiyor. Bakın, sağlamasını veriyor. Çamura yatmak yok arkadaşlar, yan çizmek yok. Kurtulamazsınız, paçayı yakaladırız. Ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Ben anlamıyorum. Var mı mazeret? Arkadaşlar, var mı mazeret? Anlayacaksınız. Üstelik açıklayacaksınız. Ömrü değerlendireceksiniz yazmıyor ama öyle oluyor. Peki. İstediğin zaman konferansı bırakabilirim. Ağır geliyorsa konuşmam. Yani kızıyorsanız. Yalnız üstad söz verdi. Kimse dövmez sizi dedi. Andolsun. Sizi yarattık. Bak hatırlatıyor bir defa. Biz yarattık biz. Anlayacaksınız. Anlayasınız diye de açıkladık. Sizi hesaba çekmek için bu kitabı gönderdik. Uyarılmayan hiçbir toplumu hesaba çekecek değiliz. Ayettir, nettir. Sizi yarattık. Demek ki böyle yaratılmış insan. Serüven bu. Sonra size şekil verdik bakın. Toprak verdi. Çamur oldu.
nefis oldu, can geldi, şimdi şekil verildi. Bir daha anlatıyor bize. Sonra da meleklere Adem için saygı ile eğilin dedik. Demek ki bir melekler topluluğu bizden evvel var. İnsanın varoluşundan, insan denilen yapının, insan olarak isimlendirilen yapının varoluşundan önce melekler var. Bir de neyi anlıyoruz? Cinler de var. Yani iblisin kaynaklandığı yer. Onların da biraz sonra yaratılışı gelecek ayetlerde. İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. O saygı ile eğilenlerden olmadı. Ama burada insana bir uyarı var. Diyor ki bak, ben seni yarattım. Meleklerime de sana saygı gösterttirdim. Bu ne demek? Ya sen de kendine saygılı ol. Doğru mu? Daha da bir kademe ilerse. Sen saygı değer ol. Saygı değer ol. Ben seni meleklerimin önünde eğileceği saygınlıkta yarattım. Farkına var. Kendine gel. Saygı değer ol. Bunu nasıl olacağını da sana ayet ayet anlattım. Toplum olarak da anla diye de ifade ettim bir daha. Daha ne olacak arkadaşlar? Evet, böyle. Demek ki böyle yaratılmışız. Allah sizi, gene geldik, bir tek nefisten yaratan, bakın tekrar ediyor yani, ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var eden, demek ki aynı nefisten yaratılmışız. Birbirimizle iki ayrı cins birbiriyle huzur buluyor. Bir gerekçesi var bu işin. Bakın Kur'an ezberdir, tekrardır, değiştirilemez, tartışılamaz. Değiştirilemezi doğru, tartışılamazı yanlış. Neden? İşte tartışıyoruz. Tartışma kötü anlamına, zıtlaşma anlamına, kavga etme anlamına bir tartışma değil. Hakikate gidebilmek için farklı fikirleri anlaşılır hale getirmek. Ha, demek ki sizin ehim dediğinizde huzurunuz yoksa Kur'an hükmüne göre o eş olmak değil. Hocam araya girerseniz benim saatim kaçar. Siz sorunuzu tutun memnuniyetle. Hangi slaytta? 8'deydik. Bunu da söyleyin, buraya dönelim. Tamam. Peki bunun sağlaması var mı? Var. Kur'an müthiş. Biz buna bilgisayarcılar veya bilim çalışanları algoritma deniz. Her şey her şeye, her şey her şeye bağlıdır. Birbirleriyle birlikte bir bütün teşkil eder. Ve bunları iyi bağlantı yaparsanız başka sorunları da çözersiniz. Beyniniz de öyledir. Beyin hücreleri de böyle bağlanmıştır. Bakın eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir. Nasıl yayılacak? Yayıldı diyor. Şimdi ayet izah ediyor. Ve onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca demek ki eşiyle insan huzur bulacak, birleşecek. O bir yüklenecek, o yükü taşıyacak ve Rableri Allah'a eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olur. Hatırlıyor musunuz daha evvelki ayetlerde? Şükrediniz, hamd ediniz diyordu. Ortaklar koşuluyordu. Uyarılıyor tekrar insan. Ya bir çocuğun oluyor. Şükret ya. Hepinizin dönüşü ancak onadır. Bakın giderek vurgu artıyor şimdi. Bir sonun olduğunu bil insanoğluna. Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar. Bizim konumuz buydu. Yaratmayı yapar. Sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onu tekrar eder. Bakın daha bir anlaşılır hale getirdi. Sadece ceza yok. Tamam. Kafirlere gelince inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. O zaman insanoğlu vardı. Bak tek nefisten yaratılmıştı. Demek ki bizim inanan olmakla kafir olmak gibi bir durumumuz var. İnanansak hayat da bitici, izah edildi. İnanansak bittiği zaman bu,
kafirliği tercih etmişsek bittiği zaman şu. Zaten biraz sonra bu daha da anlatılacak. Biz size farklı farklı misallerle anlatmaya çalıştık anlayasınız diye, o da bir ayettir. Aynı şeyin bir veya iki muhakkak açıklaması vardır. Andolsun biz insanı, bakın tekrar, kuru bir çamurdan, bakın kuru çamur şekillendirilmiş balçık olacak. Dün akşam suyu anlatıyorduk ya, hidrojenleri. Balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yarattık. Dün gördünüz. Güneşin ateşi olması için oduna ihtiyaç falan yok. Hidrojenler birleşiyor, helyum oluyor. Burada bu mu söyleniyor diye hiçbir şey söylemiyorum. Ama bizim bildiğimiz ateşin dışında da enerji üreten yüzlerce yöntem var şu anda. Anlatabildim mi? Çünkü bu ayeti biz üniversitedeydik, birisi böyle bak ne saçma sapan şey yazmış buraya demişti. Sonra biz atomik patlama, bir kuantum dersi vardı okuyunca gittim, ulan bak lan buraya dedim, ne oluyor? Üstelik laboratuvarda kullanıyoruz. Bu da böyle kalmıştı. Evet. Allah sizi yarattı. Bakın yarattı, fakat Allah bakın size nasıl yarattığını anlatıyor. Buradan çıkaracak dersimiz, biz nasıl yaratıldık ve nasıl yaşıyoruz diye öğrenmemiz gerekiyor. Bizi Allah yarattı, ense. Yok öyle bir şey. Peki, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimilerini de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştıracak. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla görüşendir. Şimdi bakın, burada bunu ben o kadar çok şey dinledim. Tabii gençlik dinlerken böyle 70 yaş birisi çok uzak gözüküyordu. Yani geldik geçiyoruz. Daha gelmedim 69. Vay anasını. Şu anda konferans veriyorum. Bugün okuduklarımı unutsaydım konferans veremezdim. Peki 60-70 sene evvel Türkiye'deki ortalama ömrü bilen var mı içinizde? Kaç? 60 sene önce, şu anda 85 değil. 42-44. 1930 ile 40 arası. Hindistan'dakini biliyor musunuz şu andaki ortalama ömrü? Özellikle parya sınıfının, yani 900 milyon insanın 38. O adamın 68 olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ben Hindistan'dan göre üçüncü nesli yaşıyorum. Üçüncü ömrü yaşıyorum şu anda. Allah'a şükür. Tabii insan gözü aç. Her duada ediyor. Ya Rabbi uzun ömür ver. Aklımızı başımızdan alma. Kimseye müştac etme. Annem de aynı dua ederdi. Ben profesörüm. O köyden gelmiş gelindi. Ama dualarımız aynı. Böyle bir şey. Demek ki burada bakın yaş konulmuyor. Bunu şöyle yorumlamak. Yaşlandığın zaman düşkün ve unutkan olacaksın diye hüküm vermek çok yanlış bir şey. Genç olup bu hükümleri vermeyin. Başınıza gelir, görürsünüz. Tamam mı? Kimsenin moralini bozmayın. Benim moralimi zaten bozmayın. Tamam mı? Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Bakın buradaki hakkıyla kelimesi aslında bizim sınırlarımızın ötesinde bir sınırı ifade ediyor. Yani biz, ya kardeşim falanca efendi hakkıyla karar verdi dediğimiz hakkıyla değil bu. Ama insanın bir lisanı var. Kur'an'da lisan kullanmak zorunda. İnsan kendi kullandığı lisandaki kelime anlamlarını birebir Allah için düşünürse yarı yolda, yarı yola bile gitmemiştir Allah için. Evet. Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, şimdi itiraz ediyor birisi, topraktan sonra bir damla döl suyundan, bakın bunu nütfeyi, ben bir kere daha söyledim ama İzmir'de söyledim, nütfeyi sperm olarak yazanlar, böyle mealler var. Arkadaşlar, Kur'an'ın geldiği tarihte sperm bilinme ihtimali bile yoktu. Üstelik erkek döl suyu sadece spermden oluşursa
O spermler yumurtaya varıp döllemez. Sperm artı diğer maddelerle birlikte meni oluşur. Ve o diğer maddeler spermlerin yaşamda kalıp vajendeki yani yumurtaya kadar yolu kat etmelerine destek olur. Ortamın kimyasal yapısını değiştirir. Anlatabildim mi söylediğimi? Bir şeyi eksiltmeyiniz diyor. Çarpıtmayınız, çıkarmayınız, katmayınız. Biz yapıyoruz. Akıllıyız ya. Yok. Akıllı olmak demek icat etmek eyvallah ama sınırını bilmektir. Şimdi göreceksiniz. Çok önemli bir ayet var. Aynı şekilde yazıyor. Vallahi Allah razı olsun. Bu dersi üstad böyle yap dedi. Yapıyoruz. O arada biz de bayağı hatim ediyoruz. Peki. Ey insanlar, ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, sonra da şimdi bu önemli. Bakın, şimdi artık şüpheler artıyor. O zaman alın bir avuç toprak, şöyle aynanın karşısına geçin, toprağı da buraya koyun, aranızdaki benzerliği bulmaya çalışın. Yapan var mı içinizde? Yalnız kendi başınıza yapın. Birisi gördüğünde de profesör söyledi demeyin yani. Ayıp oluyor. O zaman kendi kıymetinizi, o zaman alçak gönüllü olmaktan onurlanmazsınız. Yeteri kadar alçak gönüllü olmadığınızı düşünürsünüz. Hazreti Ali'nin lakabını biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in verdiği. Ben şimdi büyük bir 50 santimlik levha hazırladım. Ama oyma yani şey seramikten. Çamur kullanıyorum. Çamurdan sonra kuruttuk, boyadık filan. Tabii bütün camilerde dikkat edin nedir renkleri? Hepsi aynı renktir. Ben öyle yapmadım. Ne yapmış olabilirim? Tahmin eden var mı içinizde? Toprak rengi. Bayağı bir denemeden sonra o sırrı buldum. Satılıyor ama satılanların içine toprak rengi boyadım etrafını. Yani levha toprak. Altına da yazdım. Toprak. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye verdiği lakap budur. Biliyorsunuz. Bilen var mıydı? El Turab. Aynı zamanda da o biraz şişirmesi, toprağın babası, toprak olmaya çalışır. Babası olmaya çalışmaz Hazreti Ali. Tevazuda herkesin basıp geçtiği olabilmeye gayret eder. Çünkü zaten bunun bir kanıtı vardır hayatında. 20'li yaşlara gelmeden Hazreti Peygamber'in yatağına yatmıştır. O gece öldürüleceği bilinir. Mekke terk ederken. Yani hiçe saymıştır kendisini. Dikkat edin. Halife seçilirken de halife seçilen meclise katılmamıştır. Ne yapmıştır o sırada? Hazreti Peygamber'in naaşını yıkamıştır. Kimle beraber? Kusam İbni Abbas'la beraber. Kusam İbni Abbas nerede? Semerkant'ta. Niye? Er olarak oraya gitmiş. Niye? Çünkü Muaviye bütün makamlardan atmış ama o sefere 78 yaşında er olarak gitmeyi istemiş. Toprak olmak böyle bir şey. Onu küçültmüş mü bu? Hayır. Tevazu insanı büyütür. İnsanı insan yapar yani. Anlatabildim mi söyledim mi? Peki. Şimdi sonra yaratılış belli mi? Ha bu alakayı şeylerde okuyorum. Arkadaşlar embriyoloji bilimi o dönemde yok. Ama düşükler var. İnsanlar düşükleri görüyorlar. Böyle bir deneyimleri var. Bunlar yazılmış. Tamam mı? 700'lü yıllardayız. Galen dinlenen bir adam yaşamış. Bergama'da çok ileri bir tıp uygulanmış. Karşıdaki adada uygulanmış. Atina'da var. Hindistan'da var. Varoğlu var. Mısır'da müthiş ameliyatlar yapılmış o tarihte. Evet. Beyin ameliyatları yapılmış. Hititler yapmış daha burada. Biliniyor. Yani çocuğun hamileliğin belli bir döneminde sadece böyle bir kan parçası gibi oldu. Yazmışlar. İşte döllenmenin birinci haftasında zara dokunan şeydir, embriyo parçasıdır. Yok öyle bir bilgi. Ama düşüklerden biliniyor. Hamileliğin erken devresinde hiçbir şeye benzemez. Yani bir kan pıhtısına küçük bir... Onun için alaka bu. Yani Arapçadaki alaka bu. Ondan sonra mudga diye söylenen şey de embriyo birinci aya doğru şekil kazanır. Böyle biraz boğumlu, böyle bir hamuru böyle elinizle sıkarsanız bir toprağa
çamuru böyle boğumları olan, biraz önü kafa gibi filan olan yapı gözükür. O düşüklerde görülmüştür. Ona da bu ad verilmiştir. Munga. Kur'an'da aynı ifadeleri kullanıyor. Anlatabildim mi söylediğimi? Yarattık ki size apaçık anlatalım. Yani artık dikkat edin, bakın dışarıdaki bir çamurdan geçtik. İnsan vücudunda yüklendi ya kadın daha evvelki ayette. Şimdi artık ne yüklenmiş o anlatılıyor. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durdururuz. Çünkü düşükleri görüyor insanlar. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor. Sonra da tam gücünüze ulaşmanız için içinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey daha evvelki söyledi hale gelsin. Yeryüzünde ölü kupkuru görürsün yeryüzünde. Biz onun üstüne yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç acıcı çift çift bitkiler bitirir. Kendi yaratılışına inanmıyorsan git kırlara çık, kışın bak nasıl kuru, bahar geldiğinde nasıl yeşerdi diye bak, düşün. Bu topraktan bu oluyor. Biz seni topraktan yaşadığına inanmıyorsan toprağa bak. Anlatabildim mi? Bakın. Peki. Sizi topraktan yaratması onun delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki beşer olmuş yayılıyorsunuz. Demek ki insanoğlu yayılacak kardeşim. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra diriltip, bakın şey tamamlandı. Sistem tamamlandı şimdi. Demek ki yaratılacağız. Rızık verilecek bize, yaşamımızı sürdüreceğiz. Sonra öldürüleceğiz. Sonra da tekrar diriltileceğiz. Öyle ruhtan üfleyip yoka saymak yok. Tamam? Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır. Yani şirk koşmayın diyordu, şimdi ortak koşmayın diyor. Ama ortak koşmayı demin sadece ortak söylüyordu ayet. Şimdi diyor, bunları yapan bir ortak var mı? Hani akıllı olarak anlayacaktık ya, aklımıza hitap ediyor. Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Gördünüz mü? Aynı nefisten yaratılının farklı bir deyişi. Bizim hepimizde kardeş olduğumuzu söylüyordu. Aynı ruhtan kaynaklanıyoruz. Cismani olarak Adem ile Havva, ruhani olarak Allah'tan gelmişiz. İkisi de Allah'tan gelmiş, onu da o yaratmış. Anlatabildim mi söylediğimi? Farklı bir deyişle aynı şey bize izah ediliyor. İnsan bizim kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bakın deminki topraktan yaratıldığını kabul etmiyordu, düşman kesiliyordu. Şimdi bu meniden yaratıldığını görüp düşman kesiliyor. Bir de kendi yaratılışını unutarak, daha da şimdi ilerledi. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Arkadaşlar, bugün benim talebeyken dondurduğum hücreler yaşıyor. Benden önce dondurulmuş Hila diye bir kadın var, satın almıştık, hala yaşıyor hücreler. Kadın kanserden 1950-56'da mı ne öldü? Bugün kemikten 4500 ila 6000 yıl evvel yaşamış insanların kemiğinden, taşta kalan parçasından, toprakları kazıyorlar ya arkeologlar. Buna genetik arkeoloji deniyor, arkeogenetik deniyor ya da genoarkeoloji de deniyor. Laboratuvarın başkanı genetikçiyse önce o isim kullanılıyor. Öyle bir tartışma olmuştu ben Oxford'dayken. Evet, 5000 küsur yıllık kemik çalışılırken yardımcı oldum. Adam virüsten mi öldü, bakteriden mi öldü, hangi hastalıktan öldü çıkar arkadaşlar. Genetik hastalığı var mıydı yok muydu çıkar. Doğru dürüst beslendim beslenmedim onu da çıkar. 5000 ya o galiba 5600 yıllık bir kemikti ama 7000 yıllık kemik. Şu anda sağlam hücrelere bu genler konuluyor.
acaba 5000 yılı acayip yaşamış insanın geninde hücre nasıl yaşıyordu diye hücreler çoğaltılıyor, hayvana naklediliyor. Hayvanın üzerinde oluşan oluşumdan bu takip ediliyor. Evet. Evet. Bu arada artık şeye geliyoruz. Bilimi de beraber anlatacağım. Onun için kemikten insan yaratılması, çamurdan yaratılmasından bana göre yani mukayese bile etmiyorum. Evet. Bir de kendi yaratılışını unutarak, ha onu okuduk. Dedi ki onları ilk defa var eden diriltecektir. İşte bu kadar. Yani sen kemiği soruyorsun ama ilk dirilten, ilk var eden tekrar diriltecek. Amenna. Ben çalıştıkça bilmiyorum, daha çok inanıyorum bunlara. O her yaratılmış, yaratılmışı hakkıyla bilendir. Bakın dikkat edin. Nereye geldik? Bilgiye geldik. Nokta. İnsan bunun nasıl olduğunu bilirse bu çalışmaları yapıyor, sonucunu da görüyor. Allah ise bizim bilgimizle mukayese edilmeyecek bir bilgiye sahip. Gerçek hikmet sahibidir. Mutlak hikmet sahibidir. Biz bize müsaade edildiği kadarını bilebiliriz. Ben ona inanıyorum. Bunda da haddi aşmamak gerekiyor. Bilgiliyim diye haddi aşmamak, bilginin haddini zorlamak lazım. Öyle insanlaşıyorsunuz. Ama diyor ki bakın sağlıyor, çok net anlatıyor bize. Allah bütün bunları yapmıştır, bilgisi bu, vardır. İnanıyorsan böyledir. İnanmıyorsan zaten söylemişti daha evvel ayet. İman edenlerden de olabilirsiniz, kafir de olabilirsiniz. Yaradan'a hamd da edebilirsiniz, ortak da koşabilirsiniz. Tamam mı? Geldik mi? Bakın. Baştan beri yaratılış, yaratılır yaratılmaz hamd etmek veya kafirlik arasında fark. Efendim? Neyin müeyyidesi? Var ya, ha okuyacağız. Geçti, biraz evvel geçti. Dedi ki, bunu tercih edenler öldüğü zaman şuraya gidecek, bunu tercih ettiği edenler öldüğü zaman buraya gelecek. Hatta ayet var biliyorsunuz, acele etmeyin. Allah için de Allah'ın isimlerinden biridir, zikir meclislerine katılanlar hep söyler. Allah acele etmez. Ulu Camide vardı. Şimdi sen onlara, zamanın sahibi, sizin şöyle bir 60-70 ömrünüz var ya, hadi bilemediğin 100 küsür. Zamanın sahibi neden acele etsin ki? Ne alaka yani? Şimdi sen onlara sor, kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyler mi? Buyurun konuşuruz. Yaratmak yok. Ben yani tahmin de etmiyorum. Ama yaratılan bir şeyi kopyalamak, onun genini alıp oradan oraya aktarmak, insandan alıp fareye, fareden alıp mikroba, orada tedavi geliştirmek. Bunların hepsi yapılan şeyler, yaptığım şeyler tezde yaptırdım. Ki ben dünyadaki bilimin yani küçücük parçasıyla uğraştım. Evet. Peki. Andolsun onlara, kendilerinin kimi yarattığını sorarsan elbette Allah diyecekler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Demek ki iman ettim diyenler de dönebilir. Üstelik başka bir şey bahsediliyor. Mekke'de o dönemde Allah inkar edilmiyor. Allah'lar inkar ediliyor. Allah'lar kabul ediliyor. Kelime-i şehadet bunu gösteriyor. Kelime-i şehadet neyle başlıyor arkadaşlar? Allah'lar yoktur. La. La ilahe. İlahlar yoktur. Tek bir ilahtan başka. Demek ki onlar da, puta tapanlar da bir ilah olduğuna, onun yarattığına tapıyor çünkü ya, ondan istiyor. Ama Kur'an diyor ki, onlar size hiçbir şey veremez. Hazreti İbrahim kırıyor hepsini, bir tanesinin boynunda baltayı asıyor. Vallahi diyor, ona sorun. O konuşamaz ki diyor da. E madem konuşamıyor, nasıl bundan istiyorsunuz diyor. Tabii orayı terk etmek zorunda kalıyor. Değil mi? Böyle. Devam edelim. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için nice deliller vardır. Onun için iki konferans halinde koyduk bunları. Bu delilleri göstermek, görmek, ne biliyoruz bu anda? Bu konudaki bilgilerimiz nedir diye. Bu Kur'an'ın emri. Üstad da doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Allah razı olsun. Ha ben görevimi ne kadar yerine getirdim onu da siz takdir edersiniz. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yaydığı her bir canlı... Ha şimdi geldik diğer canlılara. Onları da yaymış.
her bir canlı da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice delil. Arkadaşlar dikkat edin. Deliller kimin için Allah'a vardırıyor insanı? Bakın deliller inananları Allah'a vardırıyor. Deliller inanmayanları kafirleştirir. Onun için İslam toplumunda uzun dönem deliller ve delilleri bilgiyle elde edenler dışlandı. Hristiyan toplumunda bu iş 1500-1600'e biraz zor devam etti. Yakıldı hatta. Bugün arkadaş soruyordu bana, şuraları geziyorduk, Semerkant'ta, Asya'da ne vardı filan diye. Ulu Bey'in rasathane kurup Avrupa'dan insanların yanına gelip matematik öğrendiği insan Timur'un torunuydu, sultandı. Ve rasathane müdürüydü aynı zamanda, kendi yaptı. Ve Asya'nın en büyük medreselerinden birini kurdu ve 114 odalıdır. Kur'an ayeti sayısındadır. Bakın ne kadar eğitici bir şey. Aynı tarihte Bruni filan Avrupa'da böyle kazıkların üzerine geçirildi, yakıldı bu işlerle uğraşanlar. Size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bursa'dan giden Katızade orada matematik hocalığı yaptı. Kuşçuyu, lakaplarını söylüyorum, öyle adlandırıyor. Fatih öğrenip buradan oraya mektup gönderdi. Atının her adımına bir altın vereceğim, medreseme gel ders yap diye. Ulu Bey ölmüştü o sırada. Ve o da geldi burada ders yaptı. Bakın dikkat edin, Semerkant'a giden var mı içinizde? Yok. Adamlar buradan kalkıp oraya matematik hocalığına gidiyor. Onun yetiştirdiği oradan kalkıp İstanbul'a gelip matematik hocalığı yapıyor. Böyle bir devirler yaşanıyor. Bunlardan övünmek çok... Susun, hiç olmazsa övünmeyin fazla. Ne yaptık diye bir sorun. Madem onlar yapmış 500 sene evvel, ulan biz niye yapamıyoruz diye böyle gezmek lazım. Evet, öyle düşünüyorum. Öyle övünmenin... Bugün gezdirdi arkadaş beni. Şuradaki surların yapılışını düşünün, kaç bin insan bir hayal ettik, gidelim ya tekkeye dedim, hadi kafamız karışacak şimdi. Konferansı da karıştıracağız. Evet, öyle. Yakışanı yapmak lazım. Ve bu imparatorluk, onu yapanların bir, iki, üçüncü nesli değil mi? Tabii. Tophane'de rasathane kurulduğunda iki sene sonra Tophane'deki topla rasathaneyi yıktılar. Bu sevgi değildir, saygı değildir, hürmet değildir. Bu ayetlere uygun davranış değildir. Halife olması beni ilgilendirmez. Evet, bunu net olarak söylüyorum. Ve ondan sonra da devamlı gitmiştir. Bir de kapitülasyonları vermiştir. Evet, böyle olmuştur. Aynen böyle. Orduyu tüfekle ve talimle donatmaya çalışan padişahı Yeniçeri başını kesmeye kalkmıştır. Kılıçla savaş yapılır diye. Tembel. Evet. Bektaşilik de öyle kaldırılmıştır. Yeniçeri lağv edilmiştir. Bektaşi ocağı kaldırılmıştır. Ve Bektaşi tekkelerine daha çok Nakşi şeyhleri gönderilmiştir. Sonra tekrar Bektaşilik geri gelmiştir. Evet, sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yaydığı her canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için neydi demin toplumun görevi? Anlatmak, anlamaktı. Şimdi inanarak anlatmak oldu. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için boylara ve kabilelere aydınlık. Demek ki Kur'an İnsanları birbirini tanıması için, birbiriyle kavga etmesi için, birbirini dışlaması için, Kürt, Laz, Çerkez, odur budur deyip kavga etmek için ayırmamış. Ne diyor burada? Arkadaşlar dinimiz bize ne diyor? Soruyorum size, ne diyor? Yazıyor, Kur'an yazıyor. Ne diyor? Tanışalım diye. Allah rızası için şurada dinleyin konuşulanları. Kur'an ne diyor? Kur'an adına konuşanlar ne diyor? Bakar mısınız? Allahu Ekber diyor, kelle uçuruyor. Karşısındaki de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Nasıl oluyor? Bu ayet burada dururken bu nasıl oluyor? Aklınız eriyor mu? Aklınız eriyor mu? Ayet uyarıyor insanı ama nasıl döndürülüyorsunuz diyor. Dikkat edin. Allah insanları birbirleriyle tanışmak için boyları ayırmış. Kavga etmek için değil. Yok öyle bir şey.
İşte ayet burada. Allah katında en değerli olanınız, ben senin kelleni kesersem daha değerliyim falan diye bir şey yok. Güçlü olanınız diye bir şey yok. Kur'an diyor ki bakın neymiş en değerli olanımız? Ona karşı gelmekten en çok, bakın insanlaşıyoruz artık. Sadece beden insanı değiliz artık. Vücut insanı değiliz. İman eden, düzgün insan olmaya başladık. Anlatabildim mi? Beynimizle, aklımızla, fikrimizle inancımız girdi devreye şimdi. Hakkıyla bilendir, şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Ne diyor? Karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Ya ona buna çatmayın. Çattığınız zaman Allah'a karşı geliyorsunuz. Bu ayet öyle diyor. Doğru mu? Fetva vermiyorum. Ayete konuşuyorum. Bir şey katmıyorum, orada yazıyor. Bana öyle bakıyorsunuz ki kendimden şüphe ediyorum. Vallahi ya. Estağfurullah. İyi, zaten bir mesafe var şurada, bir koruma alanı. Hamdolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi, ha bakın nefis, o nefisten yaratıldık, bize verildi. Ama bu nefisin böyle, peki bunun sağlaması var mı? Söyleyeyim bakalım, ya böyle soru sormayayım isterseniz. Ha ben yani karşılıklı yapalım. Bakın, nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. E bilirsin de ne yaparsın? Ya Rabbi dedik, cevap var mı? Var var. Vesvesü fî sudûrin nâsi, orada da yazıyordu. Ulu Cami'de de yazıyordu koca, sinlerle. Hatırladınız mı? Sin. Evet. Evet, Kur'an'ın son iki ayetidir hocam. Kur'an'ın son iki ayetidir. Bir tanesi, gün ağarırken nasıl bu dünyayı aydınlatıyorsan, yarıyorsan, ikimiz de aydınlat yer filan. Öbürü de insanlardan, yarattıklarından, onun ondan, cinlerin verdiği vesveseden sana sığınırım ya Rabbi de kafayı vur yat. Tamam. Biliriz, şimdi biz ona şah damarından daha yakınız. Ha. Demek ki bizi yarattığı nefis bize böyle bir şey yaparken, biz Allah'ı bize şah damarımızdan daha yakın görürsek ve de gerçekten içeride içimizden Rahman ve Rahim'sin dersek, hiç kimseye sığınmamız gerekmiyor. Böyle bir durum çıkıyor diye. Geldik. Ben cin, ayette vardı zaten. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bakın Mustafa Bey bunu defalarca söylüyor size. Ben ilk dinlediğimde yani zaten düşünüyordum ama çok hoşuma gitmişti. Yani tamam dedim, ben bu efendiyi takip ederim. Ateşten. Kur'an'da çok net yazıyor. Çok net yazıyor hocam, ateşten. Ama dumanlı ateş, dumansız ateş ayrımı yok. Ateşten. Yani bir enerjiden. Ben anlatabildim mi? Kur'an yazıyor. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi atıldığında az bir sudan yaratmıştır. Zaten bunları açıkladık. Şüphesiz tekrar diriltmekte de ona aittir. Bunu da açıkladık. Ama bunlar kimin için doğru? İman edenler için. Sadece bilenler için değil. Pardon? Ha, kulluk. Kulluğu oturursun, kalkarsın, birçok kişiden şöyle dinlersin. Birçok mealde de var, göstereyim size. Yani kul köle olurum, hatta dilimize sinmiştir. Kulun köleni olayım. Ya Allah böyle bir şey istemiyor bizden. Hiçbir insana kulluk, hiçbir insana kölelik, böyle şataat, tamam şataat deyip geçiliyor da şataat yapmayalım. Şimdi bakın, Allah'a kulluk yaptığınızda en hür insan olursunuz. Çünkü hiçbir insanın hükmü size geçmez artık. Kul olduğunuz makam Allah'tır. İnanılmaz bir hürriyet hissetmiştim. Zaten kafama takılıyordu iyice. Yok lan diyordum, böyledir bu. Bir de öyle rahat rahat, bir de gülerek anlatmıştı o akşam. Hemen ondan sonra bir konuştuk. Tamam ya dedim, eyvallah. Düşünün bakın, ondan korkuyoruz, bundan korkuyoruz. Düşünün, hiç bunların hepsini sildiniz ya, bunların hepsini Allah yarattı. Toz ya, bunlar toprak ya, bunlar çamur. Böyle bir de sizi gösteriyorum ha. Ya benim tabi olduğum Allah, bir de bana yakın, bir de söz vermiş. Rahmanım, Rahimim, anne rahminden daha güçlü bir yerdeyim. Evet, böyle. Korku bu sefer size düşer.
Ama sizde de varsa bu duygu, hep beraber salaha varırız zaten diyor. Kurtuluşa varan toplumlar bunlardır. Bakın demek ki bizi sadece etten kemikten yaratmakla bu iş bitmiyor. Böyle oluyor. Biz böyle yaratılıyoruz, insanlaşıyoruz. Sizi biz yarattık, hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Alın bir bakın elinize. Biz günde 15-20 kişininkine bakıyoruz. Kız, erkek kime rastlarsa laboratuvarda bakıyor. Hasta kapıda bekliyor. Çocuğum olacak mı, olmayacak mı? Sağlamı var mı, yok mu? İşe yarar mı, yaramaz mı? Bundan tüp bebek çalışılır mı, çalışmaz mı? Kızım iyisini seç, ha çocuk iyi olsun, sağlam olsun. Bu konuşmaları ben size dinleteyim. Evet. Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Tabii Allah göstermesin, bunları laboratuvarda çalışırken ulan biz sana çocuk yaptırdık filan gibi bir şey yanlış olur yani. Anlatabildim mi? Bize ihsan ettiği akılla yapıyoruz bunu. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek, ha bu çok kritik bir ayet. Artık bakın, insan 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 bitti. Bakın ne geldi şimdi? Sizin yerinize yarattım sizi. Ama sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Gördünüz mü? Nasıl olurmuş? Biz bilmiyoruz bizim yerimize ne gelir diye. Ama bizim yerimize biz ortadan kaldırılmış Allah'ın takdir ettiği başka bir yapı gelebilir. Tamam? Bunun da önüne geçilemez yani. O sizi yarattı, yaratandı. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir? Sorduğunuz sorunun cevabı bu. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Şimdi devam edecek onun doğrulaması. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Arkadaşlar, her şey hak üzerine yaratılmıştır. Düzeni vardır, dün akşam da anlattım. Sizi şekillendiren, demek ki bizi bakın yaratmak yetmiyor. Şekillendirildik. Kainat da yaratıldı, şekillendirildi. Gün geceyi takip etti. Gece gündüzü takip etti. Biz onları bir ölçü üzerine düzenledik. Ayet doğru. Böyle. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız onadır. Ona buna bir daha çamur atmayın, arkasından yamuk diye gıybet etmeyin. Tamam mı? Böyle diyor. Evet. De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler, bakın detaya geliyoruz artık. Detay değil ama yani diğer ayetlere göre çamurdu, suydu, topraktı, oydu, buydu. Şimdi gözler çıktı, kulaklar çıktı, kalp çıktı. Ne kadar daha az şükrediyorsunuz. Arkadaşlar, 15 milisaniyede bir ömrünüz böyle. Dakikada 20 defa nefes alıyorsunuz. 18 defa şimdi dinliyorsanız. Heyecanlanmıyorsanız 16 filan. Dakikada. 15 milisaniyede kalbiniz elektriği topluyor, bir daha çarpıyor. Toplayamadı. Güle güle. Evet. O kadar. 15 milisaniye. Ne demek biliyor musunuz? Saniyenin binde birinden 15 tane. Bir saniye değil ha. Bir dediğiniz değil. Ömrünüz bir dediğiniz kadar değil. Bilim böyle diyor. Evet. De ki o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Şimdi uyarılar daha hızlanıyor, daha ağırlaşıyor. Şüphesiz insan çok hırslı. Ha şimdi insanın özellikleri geldi. Gözü kulağı, otu buzu, nefsi geldi. Şimdi neymiş insan? Hırslıymış. Neymiş insan? Sabırsızmış. Üstelik böyle yaratılmış. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman sızlanırmış. Ama ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıymış. Bu benim diyormuş. Lan sen nereden? Sen gidicisin. Ama insan böyleymiş. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Peki böyle olmak
insan olmayı, iman etmiş mümin olmayı sağlıyor mu? Biraz sonra göreceksiniz. İnsanlaşıyoruz şimdi. Onları biz yarattık ve eklemlerine geldik. Bakın göğüs, kulak filan geldi, geçtik. Eklemlerini biz bağladık. Dilediğimiz yerlerine benzerlerini getiririz. Öyle yani insanlar, biz topluluğuz, biz kuvvetliyiz, biz şu kadarız, hiçbir şeye yaramaz. Hepsini sileriz, benzerlerini yerine getiririz. Çünkü yaratan bizdik diyor. Sizleri eşler halinde yarattık. Bak bir de güvence veriyor. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip, ha bakın deminden beri geçmeyen bir şey geçti. Ek geçti, ölçülü. O zaman sorgumuz şu, Kur'an-ı Kerim ve hadisler bize ölçüyü veriyor. Sizin sorunuzun cevabı. Trafik polisi orada. Buyurun. Özellik dediğim hakaret içermediği şekilde... Abicim onu oraya koy, şeye dokunursa yanarım. Sonra içeceğim, söz. Zaten çay alacağım var senden. Hakaret içermediği şekilde tartışılır mı? Tartışılır. Evet. Beyefendi, bunun tartışılmaya hiçbir gereği yok. Kur'an'da ayet var. Hayır. Sen onlara güzellikle hitap etmeseydin şimdi etrafında onlar olur muydu? Bir. İki. Sen onlara nasihat edip de onlar tutmuyorsa üzülme. Senin görevin tebliğ etmektir. Tamam. Hiçbirimiz peygamberden ileride değiliz. Devam edeyim. Sonra gene sorun. Ben akşam buradayım. İnşallah. Ömrüm yeterse. Şimdi diğer arkadaşlar var şimdi. Hakları yemeyelim. Sen bu beldedeyken bu beldeye baba ve ondan meydana gelen çocuğa ederim ki, yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içerisinde yarattık. Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu göstermedik mi? Arkadaşlar işte bu çok önemli. Mazeretimiz kalmıyor. İki apaçık yol bize gösterilmiş. Akıllı bir toplum. Anlamaları için ayetler gönderdik. İki yolu da gösterdik. Tamam, o başka mesele. Yolda 70 yazıyor, adam 200 ile gidiyor. Bir de yol vermedin diye küfrediyor. Nefse ve onu düzgün bir biçim... Ha, onu söyleyeyim yalnız. Bakın, Mayıs'ın sonundayız. Bir hafta sonra filan acil nöbetlerini birbirine satmaya çalışır. Özellikle asistan kesimi, uzun nöbet tutan. Çünkü 4 misline çıkacak. Özellikle 12-1 arası gelenler ve sabah 5'e kadar gelenler. Ve vücut hasarları bundan 2-3 ay evvel olanların en az 15 misli olacak. Yani bir kırıkla gelen ortalama şimdi artık 20 kırıkla gelecek. Arabalar, bu kaza yapanlar, kaza filan değil, bu işleri yapanlar, laf alışkanlığı söylememeye çalışıyorum. Evet, çeşme bizim dibimiz. Azgınlık tavan yapıyor. Azgınlık tavan yapınca acil de tavan yapıyor. Hemen, gösterge hemen sayılar değişir. Bir buçuk hafta içinde, 10 gün içerisinde sayılar inanılmaz değişir. Acil dolar kapıda bekler. Evet, görün, gelin görün. Bursa'da pek fark etmez ama sahil kısımları böyledir. Bizimki de tam çeşme yolunun üstünde olduğu için. Tamam abi, nereye kadar devam eder arkadaşlar? Ağustos 20, Eylül'e kadar. Azmayınız, azmayınız diyor da. Ama öyleymiş insan. Kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene, ha arkadaşlar, demek ki bize nefis olarak verilen yaratılışımızda var olan, nasıl yaratıldık sorusunun cevabı olan insanda ne varmış? İki yol gösterilmiş. Akılla bunları düşün denmiş. Topluluk olarak doğru dürüst yola gidin, anlatın denmiş. Şimdi bir izahat daha var. Nasıl bir izahat var burada? Bakın nefis kelimesi geçecek ama önce ne geçecek? Ona kötülük duygusunu ve takvasını. Ya kardeşim, takva sahibi adam kötülük duygusu taşır mı?
Niye ayette aynı geçiyor? Evet. Eyvallah. Ayet devam ediyor. Arkadaşlar karşınızda duruyor cevabı. Bize verilen nefiste kötülük duygusu da var. Takvaya sahip olmak da var. Ancak ne bunları tercih ettiriyor? Akıl. Yazıyor ayette. Biz akıl verdik. Şimdi insan olmanın ötesine geçiyoruz. Halis kul olmaya geliyoruz. Yaratılışımız devam ediyor. Konferans bitmedi yani. O zaman biz güzel yaratılmışsak, güzel bir nefse sahip olmak için akılla bunları öğrenip, iman edip takva üzerine yaşayacakmışız. Ve sonuç ne olacakmış? Nefsini arındıran, kurtuluşa eren. Öbür bir sonraki ayette kötülüğü tercih edenlerse kaybedenlerden olacaktır. Öyle devam ediyor. Bu şimdi yaratılışla ilgili olduğu için bütün ayetleri yazmadım yani. Bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Demin söylüyordum. Zaten son ayetinde başı. Erkeği ve dişiyi yara... Bakın hepsini özetliyor burada. Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Ha. Arkadaşı kazıklamak için, karısını kızını ayartmak için, hastadan para yürütmek için, öğrencinin babasından bahşiş almak için, yaz tatili kazanmak için. Tamam mı? Çaba gösterebilirim. Ya da evde uzun uzadıya oturacağımıza Mustafa Bey pazar günü gel deyince kalkıp bir de pazar günü geliriz buraya. Bu da bir çaba. Dönmem de bir çaba, inşallah bir kazaya dayak, yani kaza yapmayız. Vallahi yani arkadaşlar hakikaten dikkatli olun. Şu şeyde yani şu yukarıdaki düz yolda Gölcük'e doğru giden, İzmit'e giden, tamam mı? Ya hakikaten dikkat edin, böyle tır kullanıldığını hiç görmemiştim. Şehrin içindeyim ya, Gölcük'te konferans vardı, yani orada da konferans vardı. Şehrin içindeyim, dönüşte duruyorum. Yani ölçtüm sabahleyin, trafik boşken ölçtüm. Hatta bir polis vardı, çağırdım. Abi dedim, bir de sen beraber ölç, ben yaşlıyım pek anlamıyorum dedim. Ölçtü. Ya dedim, bir merak ettim dedim. 110 ile buradan giden bir araba, şu kadar santimi kaç saniye dağılır? Sonuç ne çıktı biliyor musunuz? 1/300 saniye. Bir. Birin 1/300'ünde kamyon beni alır götürür oradan. Ya dedim, nasıl müsaade ediyorsunuz? Dedi ki böyle gidiyorlar. Artık söyleyecek bir şey yok. Gel ben sana bir çay ısmarlayayım dedim. Çay içmişti zaten. Evet. Erkeği ve dişiyi yaradana and olsun. İşte o da çaba sarf ediyor. Gitmeye çaba sarf ediyor. Aslında birinin hayatını sonuna... Arkadaşlar, her gün 11 kişi ölüyor. 200'e yakın insan ömür boyu sakat kalıyor. Bir şey olmazın karşılığı bu. Bir şey olurmuş. Onun için çabalarımızı hayra da yapabiliriz, şerre de yapabiliriz. Bu insan olmak zor iş hocam. Melekler belki de kendilerince haklıydılar. Bu kan dökecek insanı neden yaratıyorsun? Yani biz varız ya. Biz insanı, ama bakın ayet ne diyor? Allah rızası için bakın. Bütün bu kötümserliklere gerek var mı? Zaten o bu gelecekti, onun için konuşuyorum. Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Topraktık değil mi? Bir daha toprağa bakın dışarı çıkınca. Çanakkale'ye geçtiniz mi? Vapurla hiç geçtiniz mi karşıya? Ne yazıyor şehitlerin üzerinde kocaman? Toprak diyerek basıp geçme. Devamını okuyayım bakın. Aynı şey. Öyle zaten ayeti yazıyor. Sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik. Vay! Bu niye var? Bu niye var? İçine kötülük de koyduk, takva da koyduk. Akıl koyduk. Onu en güzeline koyduk, yarattık. En aşağıya koyduk.
Arkadaşlar biz hayata böyle başlıyoruz. Bir çocuğun annesi babası ona hiçbir eğitim vermezse, ormanda yaşarsa, var böyle bulunan insanlar, aramızda çok büyük bir fark var. Alet kullanma açısından, söz zaten bilmiyor, kelime zaten bilmiyor, neyi yiyip yemeyeceğini bilmiyor, kırmayı bilmiyor. Yani bir şeyi kırıp içinden çekirdeği çıkarmayı bilmiyor. Biz bugün o kadar çok şey biliyoruz ki, bunların hepsini öğreniyoruz, nesiller içerisinde öğreniyoruz, beynimiz öyle gelişiyor. Onun için biz aşağıdan başlıyoruz. Takvayı tercih edersek halis insan oluyoruz. İhlas sahibi insan oluyoruz. Bu kuruluşlar bunun için. Allah bizi bu yolda yürüyenlerden eylesin inşallah. Zaten eylemiş, akıl vermiş. İman da nasip olduysa ne âlâ. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ne olacakmış arkadaşlar bu yola girmek için? Bilgi sahibi olacaktık, değil mi? Şimdi ne geldi? Emir ne geldi? Ne geldi? Oku. Camiye gittiğimizde ne yazıyor diye okuyacağız. Dinimiz böyle diyor. Sokağa çıktığımızda nereye gidiyoruz diye okuyacağız. O toplumun adetini, yaşantısını, o şehrin niye öyle olduğunu okuyacağız. Nasıl okuyacağız yalnız? Bakın onun da bir ayarı var. Oku. O insanı alaktan yarattı. Arkadaşlar bu akşam bu dersi yapıyoruz işte. İnsanın nereden başlayıp nasıl insanlaştığını tartıştık, konuştuk. Bütün bu yolu. Alaktan başlıyor, yani bir et parçası gibi, kan parçası, pıhtısı gibi insan oluyor. Neymiş? En güzel varlık olacak. İnsana yakışan bu. Allah'ın yarattığı insandan istediği bu. Tamam mı? Evet. Sonra nasıl okuyacak? Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. Demek ki biz okuyorsak, yani öğreniyorsak Allah bize nasip edecek. O kalemle yazmayı, ha, sadece okumak olmuyor. İlave edeceğiz. Yazarak okuduğumuza ilave ediyoruz. Artıyoruz. İnsana bilmediği bu durumda öğretiliyor. Öğretecek bize. George öğrenir, Mary bulur diye bir şey yok. Çalışırsan, okursan, devam edersen sen de öğrenirsin. Böyle bir mazeret yok. Hayır, insan kendini yeterli gör aslında arkadaşlar bakın. Okudun, öğrendin, yazdın, büyük adam oldun, ben şuyum, ben buyum demeye başladın. Olmaz. Hatırlıyor musunuz diğer ayetleri sapardı diyordu. Şaşırırdı diyordu, kafirleşirdi diyordu. Burada ne oluyor? Bakın yükseliyorsunuz ama yükselmenin getirdiği bir durum var. İnsan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık edermiş. İnsan böyleymiş. Öğrendik mi kendimizi? Kendinizi yeterli gördüğünüzde azgınlık kapıda. Neydi başta? Bir örnek vermiştik Hazreti Ali'ye. El turaplık bu işte. Ne deniyor? İlmin kapısıdır. Kendini nasıl hissediyor? Toprak. Normal mantıkla baktığımızda, hele bugünkü mantıkla baktığımızda, biraz da materyalist mantıkla baktığımızda böyle mantığı yok bu işin. Haydi. Bilgi insana azgınlık kapısını açar. Demek ki ondan sakınırsak bilgi bizi imana götürür. Bilgi bizi kulluğa götürür. Anlatabildim mi? Yoksa azar gideriz. Evet, bu iki ayetle bitiyor. Yaradan Rabbinin adıyla oku, o insan, tamam, son ayet zaten. Son ayet falan değil, bitirmişiz zaten. Adresim bu. Ben söyleyeyim, bir öğrenci benimle konuşmak istiyormuş konferanstan sonra. Hay hay, memnuniyetle suyumu içeyim, konuşuruz. Hiç problem yok. Bana da ulaşabilirsiniz. Onun için özellikle yazdım. Böyle dün akşam da birkaç öğrenci sordu. Arkadaşlar konuşmak, sormak, tez yapmak istiyormuş bir tanesi. Adresim burada, telefonum burada. Yalnız lütfen telefon edip veya yazdığınız zaman hocam kusura bakmayın, sizi rahatsız ediyoruz demeyin. Rahatsız ediyorsanız etmeyin. Abi hikmet işte. Rahatsız olmamak için makine gizledi. Ne yapayım? Nasıl yapacağım? Gel yap. Valla işte buyurun.
Allah Allah, hayırdır inşallah. Bütün slaytlar doğru gözüktü de o gizlendi. Nasıl? Onlarda da vardı. Onlarda da vardı. Ne bileyim ya? Hiçbir şey elimi sürmüyorum. Aramızda kalsın hocam. Sen okudun mu? Tamam. Okudum. İyi, yapacak bir şey yok. Bir şey yok oldu. Arkadaşlar, böyle, söyleyeyim, yazan yazar yani. 0530. Ha, iyi, tamam peki. Ayetler konuşulurken itiraz etmediniz de telefon numarası olunca mı? Hey Allah'ım! İnsanoğlu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Peki, ha. Eyvallah. Evet, şimdi... Gelelim. Hocam dördüncü soruyu soruyorsun yalnız. Herkes dört soru sorduktan sonra sıra size gelecek. Yoksa dışarıda konuşalım. Evet, başka sorusu var mı? Öyle hocam. Adalet. Allah diyor ki hak üzerine konuşuyoruz. Evet. Nakil komisyonu şeye gelmişim, yönetim kuruluna da seçilmişim fakülteye. Ulan bir baktım. Bütün herkes Dicle Üniversitesi'nden naklediyor bizim fakülteye. Ya başka yerde aklı başında adam yok mu? Ha, bir baktım. Onlar yüksek not veriyor hocalar. Kural öbür yıl. Her üniversiteden müracaat edenlerin en yüksek puanlı alınacak. En başa yer kalırsa dönülecek. Ne oldu? Öbür sene Dicle Üniversitesi'nden bir kişi girdi. Çünkü bir sürü üniversite vardı, kontenjan da doldu. Birisi demiş ki, bu namussuz adam nereden geldi buraya? İşleri ayarlamışlar çünkü. Adalet bu. Peki. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Yani evrimi filan anlatacağım size. Kısa bir cümle söyleyeyim. Sorunuza cevap vereyim. Onu da söyleyeyim. Çünkü vakit geldi. Yani sınırım bir 5 dakika geçtim. Buyurun. Konferansın başında insanların Adem'den, Adem ve Havva'dan türedi. Birbirleriyle akraba olduklarını... Ayet ve Kur'an. Evet, orada öyle yazıyor. Tamam, Kur'an'a göre. Peki bilimsel olarak insanların gerçekten... Hayır. Bilim Adem ve Havva'yla uğraşmıyor. Bir. İki. Bilim dinin konusu değildir. Ben onu sormayacaktım da, genetik olarak insanların birbirleriyle akraba olduğuna dair bir kanıt var mı? Var. Var. İnsanların genetik, arkadaşlar söyleyeyim, yani çok kısa özetleyeyim. Ya semaya çıkacak, 5 dakika var değil mi? Oradan işaret ediyorsun. İyi, tamam. 5 dakikada hemen özetliyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey yapılıyor dünyada. Yeryüzü kazılıyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Yeryüzü kazıldığı zaman nasıl evrendeki yıldızların ömrü saptanıyorsa, yeryüzü de kazıldığında, hani dedik ya 13 milyar evvel bu patlama oldu, 6 milyar evvel yeryüzü donmaya başladı, dünya oluşmaya başladı, güneş oluştu, şu oldu, bu oldu. 500 küsür milyon yıl önce canlı benzeri tek hücreler var. Toprağı kazdığınızda takvim yaprağı gibi okursunuz. Bu katman 1 milyon yıl evvel, bu katman 800 bin yıl evvel, bu katman 600 bin yıl evvel, burası şu. Bu ağaçları keserseniz bunların zamanında hava nasıldı diye ölçersiniz. Her bir katman bir yıla karşılıktır. O katmanın analizini yaparsınız. Havada nikel mi artmış, bakır mı artmış, ne olmuş bulursunuz. Böyle yapılıyor bu işler. Yani burada 600 yıllık çınarı kesin, 600 yıllık doğa tarihini onun üzerinden okursunuz. Evet, böyle yapılır bu analizler. Şimdi toprağı da böyle keserseniz okursunuz. İnsan yok. 700-800 bin yıl önce tek hücreliler var. Sonra 500 küsür bin yıllara geldiğinizde filmi var da şimdi vakit almasın. Onu artık gene nasıl olsa otel bedava geliriz. Gerçi otopark parayla ama olsun. Onu karşılıyoruz. 500 yıl, 1000 yıl önce çok hücreli canlılar olmaya başlıyor. Birden fazla hücreli. Daha sonra 500 küsür bin yıl önceye geldiğiniz yani 400 bine yaklaştığınız zaman burada göz oluşuyor. Gözü olan hayvansı yapılar var. Toprak katmanları böyle yani. Açtığınız zaman böyle. İcat değil, keşif değil. Böyle görüyorsunuz. Aynen böyle. Sonra 400 bin yıla doğru geldiğinizde akciğer yapıları oluşmaya başlıyor. Mesela balıklar var, yokken bitkiler var. Ortaya çıkıyor bitkiler. Bu sürüngenler oluyor, sonra balıklar oluşuyor. Fakat akciğer oluşmaya başladıktan bir 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra, 20 yıl tam tespit edilemiyor, 50-100 yıl civarında
Bu yüzer varlıklar karaya çıkıyor. Çünkü akciğer oluşmuş. Havadan yararlanabiliyor. Yeşil bitkiler de var, oksijen oluşuyor. Dolayısıyla o hayat, kara hayatı 400 bin yıl civarında başlıyor. Anlatabildim mi? Sulu, su içerisindeki hayatta aşağı yukarı 700 ila 800 bin olarak biliyoruz. Saptıyoruz. Hatta 1 milyon küsürü var. Ben garantili olsun diye böyle söylüyorum. Sonra tarih biraz daha iniliyor katmanlarda. Dinozorları falan görüyorsunuz. Onlar yok oluyor. Arkadan fareler oluşuyor. Fare benzeri yapılar oluşuyor. Ve rahmi olan hayvanlar, yumurtası olanlar oluşuyor. Sonra da rahmi olan hayvanlar oluşuyor. Anlatabildim mi? Yani rahmi olan evvel hayvanlar, onlardan evvel yok. Yok. Sonra maymuna benzer yapıları görüyor. Yani ağaca tırmanan, kuyruğu olan, hafif elleri daha uzun parmakları olan hayvanat bahçesine gidin bakın. Bunları görüyoruz. Sonra aşağı yukarı 1 milyon yıla geldiğimizde alet filan, kısmen alet kullanan yapılar görüyoruz, canlılar görüyoruz. Sonra daha ilerlediğimizde 60 bin yıl milattan önce 60 bin yıla doğru geldiğimizde işte mağarada yaşamayı bilen, ateş yakan, işte taşları kıran, alet yapan, gidin müzelere görün. Ondan sonra 40 bin yıl filan o civarlarda işte bu taşı bir sopanın ucuna bağlayıp atan ve o yıllarda mağara resimleri başlıyor. Bir av sahnesi çiziliyor. Bizim Konya'da var. Çatalhöyük filan buralarda var. Ve sonra aletleri geliştiren, toplum hayatı kuran, giyinen yapılar görmeye başlıyoruz. Beyin tamamen gelişmiş oluyor. Yani mesela böyle bir beyni 30-40 bin hatta 50 bin yıldan evvel göremiyorsunuz. Hiçbir canlıda yok. Anlatabildim mi? Bu sıraya Darwin bunları gözlediğinde, kısmen gözlüyor, tarihteki bilim o kadar değil. Diyor ki canlılar basitten mükemmele gelişmiştir. Kur'an diyor ki biz onu 6 evrede yarattık. 6 zamanda yarattık. Hayat sudan başlamıştır. Bunu da Kur'an söylüyor. Ben size dünden beri söylüyorum. Bilimin delili Kur'an, Kur'an'ın delili bilim diye bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bilim değişiyor. Kur'an benim iman ettiğim bir kitap. Ne olacak yani? Gelecek hafta genetik hakkında bir şey değişti. Aa affedersiniz, ben Kur'an'ı yanlış anlattım mı diyeceğim. O vebale katlanamam. Bundan korkarım, yapmam da zaten. Anlatabildim mi söylediğimi? Din bir tabu değiştirilemez. Din bir tabu değildir. Din metin olarak değiştirilemez ama dinin sizin tarafından algılarınız değişir. Buradaki herkesin iman seviyesini Allah bilir. Aynı değildir ama. Eğer aynı olsaydı, böyle en aşağılığa koydum, takva üzerine olun, tercih edin demezdi. Kur'an öyle gelmezdi. Kur'an'a da ihtiyaç olmazdı. Allah affetsin, öyle bir şey yok. Ne var? Ben içinizdekini bilirim. Onun için giderek alışkanlıklarımı bırakmaya çalışıyorum. İnsanlar hakkında iman konusunda karar vermemeyi düşünüyorum. Ona gayret ediyorum. Ulan bundan bir Müslüman olmaz gibi bir laf. Kızınca ağzımızdan çıkıyor yine ama Allah affetsin yani. Hemen tövbe ediyorum. Yok. Allah ben bilirim diyor. Tamam. Ha pardon. Evrimle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şimdiki bilim son 1953'ten itibaren şunu biliyor. Dün akşamla bağlayayım. Moleküller oluşmuştu ya. Karbon, oksijen, hidrojen, azot, şudur budur. Bu moleküllerin hangileri bir araya geldiğinde ve hangi sırada olduğunda göz nasıl olacağını yazıyor. O yazı, o moleküllerin yazısı. Hangi sırada olduğunda kan hastalığı olacağını yazıyor. Hangi sırada olduğunda kas erimesi yaşayacağını yazıyor. Hangi sıra olduğunda kanındaki hücrelerin en aktif olacağı yazıyor. Hangi sırada olduğunda doğumda hiçbir hastalığı olmayacağı yazıyor. Bunu bugün değil, bundan 20 sene evvelden itibaren, 30 yılı var da 20 sene evvelden itibaren son derece kolaylıkla sizin gazete okuduğunuz gibi okuyoruz. Yüzlerce laboratuvar dünyada bunu okuyor. Moleküllere bakıyor. Genlerden hangi değişiklik var, var mı, yok mu diye saptıyor. Sizin çocuk 15 yaşında 16'ya varmaz, ölecek diyor.
19'a vardığında eli ayağı tutmayacak, nefes alamayacak diyor. Bu çocuk Mongol doğacak diyor. Bunun aksi olur mu? Olmaz. Küçücük bir saçınız, küçücük bir... Şuraya dokundu mu ya masaya? Bir suç işlesen bulunur. Hata ihtimali 2 trilyonda birdir. Buraya dokundum ya bakalım şu kadar. Şuraya dokundum, tamam abi. Oradan analizde çıkarırım. Çünkü oraya hücrem kaldı. Tamam, terliydim, yorgundum. Zaten elimi böyle ovuşturuyordum, orada hücrem kaldı. O tek hücreden genetik dizim bulunur. Aynısı dünyada yok. Bir bölümü. Bir bölümü zaten aynı. Ha, ne kadar aynılık? 99,9 birbirimizin aynıyız. O gazetelerde çıkan Ermeni geni, o geni, bu geni, bunlara inanmayın. Bazı toplumlarda bazı hastalıklar biraz sık. Sadece ona bakıp aynı. İyi, ondan farklıyız ama öbüründe %100 aynıyız. Ben dünyanın neresine gittiysem genetik çalıştım. Hintlinin, Japon'un, Amerikalı'nın, Fransız'ın gen dizisi farklı değil. Anladın mı? Anladınız mı yani? Böyle. Onun için bunlardan kurtulalım. Allah bizi tanışalım diye boyları ayırmış. Allah'a şükür. Evet. Hakkınızı helal edin. Bahçede olacağız. Buyurun, sorunuz varsa size de. Buyurun, buyurun. Misafirim olun. Size çay ısmarlayayım. Nasıl olsa tekkeden.